Akit TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Referandum özel programına hoş geldiniz. Heyecan dorukta, Türkiye'yi, İslam coğrafyasını, dünyayı yakından ilgilendiren Türkiye'deki halk oylaması referandum sona erdi. Sandıkların yaklaşık %15'i açıldı ve evetin ezici bir çoğunluğu var değerli izleyenler. Bana talimat gelir gelmez oy oranlarını vereceğim, sizlerle paylaşacağız. Biraz önce belirttiğim gibi sandıkların yaklaşık %15'i açıldı ve evetin ezici bir çoğunluğu var. 3 konuğum var, 3 değerli konuğum, hemen takdim edeyim değerli izleyenler. Ve %18'i açılmış oranlar var ancak yasak nedeniyle veremiyoruz. YSK kaldırır kaldırmaz Yüksek Seçim Kurulu biz bu oranları vereceğiz. Evet, gazeteci Mehmet Koçak, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Gazeteci İsmail Öz, hoş geldiniz. Hoş ve bulduk, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Bey, sizinle başlayalım. Sandıklar kapandı. Şu anda oylar sayılıyor. Evet, önde. Buyurun. Şimdi tabii tesadüf müdür bilmem ama gerçekten bu ayın denk gelmesi veya seçilmiş olması gerçekten referandum içinde, milletimiz için de ayrı bir önem arz etmektedir. Birincisi, mübarek 3 ayların içerisindeyiz. Evet. Bu bizim inançlarımız açısından çok mübarek bir ayların içerisindeyiz. İkincisi ise yeniden doğuş ve dirilişin adı olan baharın başlangıcındayız. Bu bahar çok önemli bir ay. Lalelerin, sümbüllerin, güllerin rengarenk açtığı bu ayda, aynı zamanda kuşların en güzel şarkılarını söylemeye başladığı bir güzel hava içerisinde bu referandumu gerçekleştirmiş olduk. Bütün dileğimiz bu güzel mübarek ay ve bu güzel bahar ayının müjdecisi gibi, güzel günlerin müjdecisi gibi referandumun da aziz milletimize baharın bize müjdelediği soğukların geriye kalıp güneşli havaların geleceğini müjdelediği gibi referandum sonuçlarının da hayırlarla değil ama hayra vesile olmasını dileyen evetlerle sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Ve bu yönde de gelen haberler bizleri sevindirmektedir. Evet. Çünkü bahar yeniden doğuşu ve yeniden dirilişi müjdeler. Bizler de bu referandumda hem bahara evet diyeceğiz inşallah, merhaba diyeceğiz. Hem de bu referanduma merhaba diyeceğiz. Ve gelecek güçlü, daha müreffeh, dünya milletler mücadelesinde gerçekten daha güçlü bir yeri edinmenin önünü açabilecek olan bu sistemin geleceğini ve bizlere de millet olarak güzel günlerin müjdelemesini diliyorum diyerek başlıyorum. Evet, gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi resmi olmayan sonuçlar Doğu bölgesinde zannedersem 16 sıralarında sandıklar kapandı. Hı hı, batıda 17. Evet, burada 17 olarak yani bir saat arayla ama o 14'te kapanan sandıklar. 16'da kapanan sandık 7'de açıldı. Sandıklar sabah 7'de başlandı ve başından itibaren evetlerin önde ve ezici bir çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu'da oy oranı beklenenden oldukça yüksek. Yani şu an açılan sandıklara göre. Şimdi bakın, o bölgedeki insanlarımız gerçekten PKK ihanet çetesinin ortaya çıkışıyla birlikte. Özellikle Hendek çatışmalarından sonra. Ta geçmişlere dayanan 40 yıllık bir ihanetin Türkiye'ye maliyeti çok büyük olmuştur. Ama maliyetinin yanında insan kaybımız olmuştur. Onun yanında bölge insanımızın bu süreçte gerçekten çok büyük sıkıntılarla karşılaşmıştır. Dolayısıyla o bölge insanımızın artık örgüt yok, devlet var demeye başladığı şu günlerde korkuları geride kalacağına inandığı için sandığa beklenenin üstünde koşmaktadır. Evet. Ve bütün PKK'nın yayın organları, ben Avrupa'yı daha çok takip ediyorum. Almanya'da başını çektiği, Almanya'nın başını çektiği Avrupa ülkelerinde, Batı emperyalist devletlerinde Türkiye'ye karşı
Kürtler üzerinden, yani Kürt vatandaşlarımızın üzerinden PKK ihanetinin ve yaymış olduğu korku algısıyla birlikte ve sürekli kendi yayınlarından verdikleri propagandalarla birlikte Kürt vatandaşlarımız üzerinden, Güneydoğulu vatandaşlarımız üzerinden Türkiye'de referandumu farklı bir şekilde sonuçlanacağını iddia ediyorlardı. Ama çok şükür şu anda onların en çok, ecnebilerin en çok sevineceklerini düşündükleri bölgeden gelen haberler ise şimdiden bizim yüzümüzü güldürmeye, Türk milletini tokadı diye. Yani onlara gerçekten tarihi bir Osmanlı tokadı indirmeye başladık gibi geliyor bana. Evet İsmail Bey, Doğu ve Güneydoğu'da yayından önce de sizle konuştuk. Beklenenden fazla oy oranı, sizin bir de derin dip dalgasıydı herhalde. Evet. Buyurun. Şimdi tabii ki burada benim açıkçası tahminlerim mutlaka daha önceki süreçte, hatta bu Avrupa ile ilgili yaşanan sıkıntılar, Avrupa'nın işte Türkiye'yi hedef seçerek o saldırdığı tablonun olmadığı dönemlerde de mesela ben yaklaşık 2 ay önce bir televizyon programında bu oyların %60'lara yakın bir zeminde çıkacağını söylemiştim de o zaman pek çok kişi benim belki de bu yorumumu biraz abartılı falan buldular. Ben işte dayanak olarak evet, değildi. Taraflı. Bir de şu var, dayanak nedir? Şimdi ben her zaman şunu ifade ediyorum. Köklü milletlerin, köklü değerleri olan, tarihi olan devletlerin reflekslerini okumak sadece istatistiki verilerle olamaz. Evet. Eğer buradan bakarsanız sizi çok yanıltıcı bir yere götürür. Evet, istatistik, anket son derece önemlidir. Bilimsel olarak önemli bir veri kaynağıdır. Fakat tek başına her şey değildir. O yüzden de yani böyle birbirleriyle tarihsel bağları, kenetlenmeleri, değerleri henüz bir ünsiyete ulaşmamış, bir habitus geliştirememiş, bir yaşam biçimi oluşturamamış, değil mi? Bir toplumda siz istatistikle pek çok şey belki okuyabilirsiniz. Ama köklü medeniyetlerde bu refleksleri okumanın çok farklı bir takım zeminleri var. Burada daha interdisipliner, hani İbni Haldun'un dediği gibi olayların batıni taraflarını anlamlandırmak için yorum gerekir. Yorum için de ilim altyapısı gerekir, bilim altyapısı gerekir ve o toplumun tarihi, efendim antropolojik, sosyolojik, psikolojik bütün kodlarını belli oranda tahlil etme gücüne dayanır. Şimdi eğer bunu görebilirseniz oradan siz farklı verilere de gidebilirsiniz. Benim acizane bu ülkeyle ilgili en azından sosyolog olarak ve aynı zamanda yine bu ülkenin tarihini de doktora zemininde en azından belli oranda okumaya gayret eden birisi olarak ben kesinlikle yani bir şekilde bu milletin belli bir noktada, belli bir zeminde bunu görerek batıya karşı o refleksini ortaya koyabileceğini, o genlerinde var olan bir arada kalma, tutunabilme ve yaşam azmini ortaya koyabilme vasfını gösterebileceğini ben yürekten hissettim. Yani o günlerde ve ondan sonra da Batı'nın zaten bu ortaya çıkardığı tablo, Hollanda'da, Almanya'da işte pek çok yerde ortaya çıkan bu hadiseler bu milleti bir araya topladı, birleştirdiği, kenetledi ve dolayısıyla da belki de aslında kafalarında bir takım soru işaretleri olan ki zaten sonrasında da bütün buraya olayı dayarsak anayasa maddelerinin hakkını da teslim etmemiş oluruz. O da ayrı bir şey. Dolayısıyla sonrasında da anayasa maddeleri ortaya çıktıktan sonra da herkes aklıyla, ferasetiyle, ilmiyle bir analoji yaptı, bir kıyaslama yaptı. Her türlü manipülasyona rağmen insanlar işte o bir takım bileşenler bir araya geldiler ve bu katmanlı bileşenlerin oluşturduğu bu kenetlenme inşallah bugünkü tabloyu ortaya çıkardı. Şöyle bir şey de vardı. Evet. Başlangıçta referandum kampanyalarının başlangıcında hayırın kalesi olan CHP pozitif kampanya adında bir kampanya başlattı. Ancak seçimin son düzlüğüne girildiğinde son bir hafta 10 kala, 2 hafta kala dilini sertleştirdi. Evet. Herhalde oradaki kamuoyu araştırmaları bir şeyleri ortaya çıkarmıştı. Aynen CHP öyle. Yine normal rayına girdi. Aynen öyle. Çünkü artık mesela onlar bir anlamda umutlarını tamamen kaybedince, umutsuzluk ortaya çıkınca bu sefer agresifleşme başladı.
Bence İsmail Hocam sahte olan uzun sürmez. Ay yani değil mi yani? Uzun sürmedi. Aynen yani. Öyle. Yani aynen. Toplumun aslında... Yapmayacak. Hani neyle başladı? Bu anayasa İslam'a aykırıdır diyerek başlamıştı. Ama bu sefer şöyle söyleyeyim. Yani bu sefer biraz daha erken herhalde bu işe biraz fark ettiler. Yani o dilin sertleşmesi bunu ortaya koydu. En azından işte biz daha önce bu Gürsel Tekin örneklerini çok biliriz değil mi? Evet. Yani sandıkların ilk açıldığı dönemde hemen çıkar bir açıklama yapar. Evet önde gidiyoruz falan. İki saat sonra... Yani bir siyasetçi açısından bile büyük bir risk aslında. Evet. Yani iki saat sonra işin hezeyanla sonuçlanacağını bile bile bir evet, bir efendim işte biz kazanıyoruz dalgası yayan biz siyasetçileri de biz biliyoruz hala CHP'de. Devam. İşte hala buna açın devam. İşte evet. şu anda işte iki saat sonra yani ha şu var ya yani bizim şeyde var ya diyor ya işte bir günün beyliği de beylik'tir herhalde öyle mi görüyorlar bu işi? Yani, olabilir hocam. Yani bir iki saatte olsa bu işin tadını çıkaralım mı diyorlar acaba? Pehlivan güreşe doymaz misali. O da var aynen öyle. O biraz daha dolayısıyla burada mesela bu dip akıntısı meselesi işte burada ortaya çıkıyor aslında. Hı hı. Hani ben bu Fransız tarihçi, önemli bir, çok önemli bir tarihçi Fransız François Fillon'un işte çok önemli bir tespiti vardır. O sosyolojik hareketleri yani köklü toplumlar için aslında bunu çok daha rahat söyleyebiliriz. Der ki mesela işte sosyolojik hadiseler, toplumsal refleksler, toplumsal hareketler bir sel gibidir. Yani bulanık akan bir sel gibidir. Altında ne kadar işte taş, çakıl, toprak ve malzeme taşıdığını göremezsiniz. Ancak sel dinginleştiği zaman ortaya çıkar ne taşıdığı. Yani burada biz şu anda ben öyle zannediyorum ki bunu görüyoruz şu anda. Yani Allah nasip ederse de işte açıklandığı zaman ve neticelendiğin zaman da hep beraber bu ülkenin duruşunu, tavrını nasıl netleştirdiğini göreceğiz. Aslında geleceğiyle ilgili evet son adım değil asla böyle görmüyoruz. Ama çok önemli bir adımı, çok önemli bir virajı bu ülke dönmek üzere olduğunu hep beraber inşallah bize göstermiş olacak. Murat Bey. Yani şimdi çok belki sert bir üslup olacak ama benim gazetem sert bir üslupla hareket ediyor. Biz böyleyiz. Hakla batılın mücadelesiydi. Yani hakkın bir kez daha müsbet yönde adım attığını, müsbet yönde ilerlediğini gördük. Daha düne kadar kullandığımız güzel bir atasözü vardı. Diyorduk ki Hazreti Ömer'in adaleti Hazreti Ömer'in halkına verilir. İşte biz o halk olma yolunda ilerliyoruz. 15 Temmuz nasıl ki bir kurtuluşun, bir kurtuluş savaşının başlangıcıysa, ikinci kurtuluş savaşımızsa, emperyalizme boyun eğmeme, batıya boyun eğmeme, üst akla boyun eğmemenin vermiş olduğu bir kurtuluş savaşıysa bugün de onun dirilişidir. Allah'ın izniyle bu geceden itibaren hani her şey daha erken gibi görünüyor ama önümüze düşen veriler bunu açıklayamadığımız. Açılan sandık %22,7 katılım oranı yüksek %83 ve aldığım duyumlara göre de bağımsızlık mücadelesi önde gidiyor. İşte yani bununla da buradan da şunu algılıyoruz, bunu anlıyoruz ki hakikaten hani Hazreti Ömer'in halkı olma yolunda ilerliyor bu halk. Bu halk o kılıfa, o üzerine biçilmeye çalışılan o rolü inkar etti, kabul etmedi, reddetti. Özüne dönüyor. Eğer şöyle bir niteleme yapmak uygun olursa bugün hiçbir evet bugünkü evet kadar önemli değildi. Hayatımız boyunca belki karşılaşabileceğimiz hiçbir evet bugünkü evet kadar ülke açısından önemli değildi. Bugün evet diyerek, evet ve oranlar geldi sevgili izleyenler. Evet %63,20, hayır %36,80. Hani diğer seçimlerdeki tecrübelerimize dayanırsak herhalde bir 5-6 puan dengeleme olsa doğudan en kötü %55 ile mi kapatır? Yok, daha da fazla olur gibi görünüyor. Yani en kötü diyorum. %60'lar civarında dengelenir gibi geliyor bana. Evet. %60 olmasa şöyle da İsmail bakalım hocam, o zaman sandıkların 4'te 1'i açılmış. Evet. Diyorsunuz ki daha önceki tecrübelerden %60'a kapanır. Ben hiçbir zaman buradan tam net açık rakam vermedim ama bir arkadaşla yazışmamda %60 artı eksi 1 gibi bir tahminim vardı benim. %59, öyle mi? Evet, yani en azından yalnız inşallah. Yalnız burada yurt dışındaki oy oranlarını onlar da katıyoruz değil mi? Eklemeli. Onlar daha eklemedi. Onlar yani orada da çünkü oran yüksek. Evet de yine. Yani, orada da çok yüksek bir şey var. Hollanda'da bacağından bir köpekle Hollandalı köpeklerin ısırdığı bir vatandaşımızı gören Hollandalı batıda yaşayan bir halkımız ne diyecek? Bir bakanımızın... Kılıçdaroğlu ne diyecek? Kılıçdaroğlu diyorum... Bu işte Devlet Bahçeli'nin orada çok güzel de bir atasözü kullandı. Böyle katı açılmamış böyle şeyleri vardır ya onun böyle sözleri bir yerden onları çıkarır sandığından böyle kullanır.
Hani dedi ya, itlerini yalladılar, atlarını nalladılar, üstümüze sürdüler. Aa, İsmail falan Bey, gibi. Az önce evet. Doğu ve Güneydoğu'yu konuşuyorduk ya. Hani evet. Sonuçlar üzerine değerlendirelim. Mesela Diyarbakır gelebilir, Şanlıurfa gelebilir 1 Kasım. Şanlıurfa zaten görünen tablo o ki hakikaten müthiş bir devrim gibi bir nitelik yani sonuç. Öyle görünüyor Şanlıurfa'da. Evet. Yani çok büyük bir evet var gibi görünüyor benim aldığım sonuçlar üzerinden. İnşallah gerçekten şaşırtıcı olacak ve ben öyle zannediyorum ki o dip akıntısı denen şey işte bu referandumda kendini gösterecek. Yani Doğu ve Güneydoğu Türkiye'nin geleceği açısından da oldukça önemli. Müthiş. Yani biz bu sonuçlar üzerinden inşallah artık Türkiye'de çok farklı dengeleri konuşacağız. Efendim Güneydoğu'daki kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimizle ilgili meselelerde artık yani onların belli sıkıntılarını aşmış olduklarını inşallah buradan hissedeceğiz beraber. Öyle zannediyorum. Bu arada Diyarbakır'da evet. Sandıkların %54.1'i evet. açılmış. %35.5 evet. %64.5 de hayır. Herhalde Doğu ve Güneydoğu'da Diyarbakır hariç her yerde evet çıkacak. Evet. Bu oranları yani nasıl buluyorsunuz? Burada şöyle söyleyeyim. Bakın burada mesela yani şimdi HDP'nin kalesi. Burada iki tane faktör var. Mesela genel seçimlerde olduğu gibi burada yani mesela her açılan sandık durumuyla orantının çok hızlı aşağı gitmesini burada bekleyemeyiz. Hmm. Onu da söyleyeyim. Yani az burada, önce yani belirttiğim burada şey mesela, burada geçerli burada, değil. Orada birçok parti var mesela. Evet, orada olayları bileşeni çok fazla. Burada sadece bileşeni çok fazla. Burada evet ve hayır var. İki bileşen üzerinden ilerliyoruz. Dolayısıyla diğer seçimlerdeki kadar hızlı bir düşüş beklemek doğru bir şey değil. Burada yani açılan sandıkla aradaki inme oranı çok fazla olmayacak yani. Onu söyleyebilirim. Yani benim tahminlerim beni yanıltmıyorsa. Şu an %62 tabii, çünkü genel. Çünkü o zaman 7-8 tane parti var değil mi? İşte evet, ilgili evet. ufaklı bir sürü parti. En son şeyde kaç parti girmişti? 20'ye yakın galiba değil mi? Hı-hı. Parti vardı. Hı-hı. Şimdi düşünün bütün evet. bunlar etkiliyor. Yani dağılımı. Dengelemeyi mesela. Şimdi burada öyle bir şey yok. Dolayısıyla evet ve hayır var ve çok fazla aşağı gitmeyecek. Karaman yani %19.2 sandık açılmış. Kars'a geçtik. %83.1 %52.6 evet, zaten %47.4 hayır. Tabii yani şöyle bir yarım saat, bir saat sonra bu açılma hızının üzerinden gidersek zaten bir sonuca biz de ulaşırız buradan. Yani Kastamonu'da yani evet ezmiş, evet, %73.4 evet. Belli evet. Yani bu iş belli. Elhamdülillah Allah tamamlandı. Bu iş bitti herhalde. Evet, elhamdülillah. Allah'ın izniyle. Bu rakamlarla elhamdülillah bu iş tamamlandı diyorum. Allah'ın izniyle. Yani Kayseri'de en fazla 4 puan daha gidecek. Yani %57-58 bandında. İnşallah. Ben evet, haritaya yani, baktığımızda sahil kesimlerinde hayır önde. Batıda kırmızılar hayır. Zaten iç bölgelerde özellikle Karadeniz bölgesinde de evetin ezici bir çoğunluğu gözüküyor. Tabii bütün bunlar tahmini rakamlar. Neticede tabii. Yüksek Seçim Kurulu sonuçları tabii. verene kadar bu tahmin üzerinden yürümek onun durumundayız. Için, bu da ayrı bir şey. Yani. Onun için tabii... dileklerimiz, temennilerimiz de olacak fakat... Evet. Dualarımızla geldik zaten. yani, ancak tabii bu arada gelecek sonuçların Güneydoğu'dan sonra... Bu arada Mehmet Bey özür diliyorum. Kiliste sandıkların hepsi açılmış. %63.küsur evet de yine. Tabii bütün bunlar bazı iller bizi üzmesin, bazı iller bizi çok sevindirip heyecanlandırmasın. Sonuç evet. olarak... sandıklar açıldıkça taşlar yerine oturmaya başlayacak. Nihai netice o bütün oyların ortak değerlendirilmesi sonucu hı hı. ortalaması verileceğinden dolayı bu nihai sonucu beklemek lazım. Ondan evet. sonra bir erken konuşmayalım diyorsunuz. Hani bazıları evet. çok erken zafer ilan ettiklerini biliyoruz geçmişte. Bazı illerde törenler bile yapılmıştı ama sonrasında o törenleri yaptıklarına pişman oldular. Ama burada çünkü da sanki çok büyük bir sürpriz olmazsa. Ayrıca bu seçim diğerlerinden çok farklıdır. Burada herhangi bir siyasi tercih yoktur. Burada bir yerde bana göre bu referandum bir milat olacaktır. Milletimiz de bunu anlamıştır. Tabii burada yaşadığımız bir tarihi olaydır bu. Tabii ümit ediyoruz ve duamız odur ki gelecek yüzyıla bizi taşıyacak bu milli projenin milletimiz tarafından tescil edilmesi, kabul edilmesi bu çok önemli bir olaydır. Bir milletin onayından geçmiş olan bir sistem öyle tahmin ediyorum ki bütün dünya genelinde takdirle karşılanacaktır. Evet. İsteyenler de istemeyenler de. Şöyle bir şey var.
bazen istemediğimiz bazı şeyler gerçekleştiğinde artık hakkı teslim etmek lazım deyip karşı duruşu bırakmak lazım. Ben öyle inanıyorum ki bu referandumla birlikte Türkiye'yi son bir yıl içerisinde inanılmaz derecede hedef almış olan emperyalist saldırıların bu referandumla birlikte yavaş yavaş kabullenme dönemine dönüşeceği ve aynı zamanda Türkiye ile var olan eski ilişkilerden daha da ileriye dönük yeni yeni ilişkiler, yeni yeni ortaklıklar, yeni yeni ittifaklar kurulmak. Çünkü bu dünyada yaşıyoruz. Bir referandumla bu ülke kendi geleceğini oylamaktadır ve kendi milletine sormaktadır. Bundan en tabii hakkıdır. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Ama bir şey vardır. Dünyada referandumlar veya ülkelerdeki seçimler sadece o ülkeleri ilgilendirmiyor. Kesinlikle. Gördük işte. Gayet tabii. Yani bugün Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin ayrılması sadece İngilizleri veyahut da Avrupa Birliği'ni ilgilendiren bir konu olmadığını... Küresel. Gayet tabii. Biz de burada... ekonomik olarak çok hem ekonomik lazım. Olarak, hem siyasi olarak, hem tarihi olarak onu takip etmek zorundayız. Biz onları takip etmek zorunda olduğumuz gibi onlar da dünyada kurucu milletler var. Kadim milletler var, devletler evet. var. Dolayısıyla Türkiye'de öyle sıradan bir ülke değil. Yani okyanusun ötesinde küçük bir ülke değil. Oralarda olsak biz de bir böcekle, çiçekle uğraşırdık. Ama biz çetin bir coğrafyanın üzerinde yaşıyoruz. Jeopolitik ve jeostratejik olarak çok önemli ve aynı zamanda bütün enerji kaynaklarının doğudan batıya doğru taşınmak zorunda olduğu bir koridorun üzerindeyiz. En güvenli. Ayrıca Türkiye, İslam dünyasında ve Orta Doğu bölgesinde seçimle geleceğini belirleyen, demokratik seçimle, öyle göstermelik seçimle değil, evet. birilerinin kontrolünde değil, neyle? Halkın iradesiyle geleceğini belirleyen bu seçimler bizim kadar dış dünyayı da ilgilendirmektedir. Çünkü bugün bizim Avrupa Birliği ile 120 milyar dolarlık yıllık cirosu olan bir ticaret haşmımız var. Bunlar ister istemez Avrupa'yı da hem ekonomik yönden ilgilendirmektedir. Mehmet Bey bir anons edeyim. Sevgili izleyenler, Türkiye genelinde sandıkların ekranda da gördüğünüz gibi %30.6'sı açıldı. Katılım %84 civarında. Oldukça yüksek. Evet oyları %61.77. Hayır oyları ise %38.23. Evet, buyurun Mehmet Bey, kalınız yerden bu devam edelim. Bu rakamlar sürekli oynayacak. Ama tabii biz zaman zaman vatandaşımızın haber alma hakkını teyit etme adına burada bu akış üzerinden yorumlar yapacağız. Ama şunu ifade etmek gerekiyor. Dünya değişiyor. Dünyanın jeopolitik ve jeostratejik ve yeni şeyleri değişiyor, hedefleri değişiyor. Dengeler alt üst oldu. Yeni dengeler oluşturuluyor. Eski dostluklar, eski düşmanlıklar üzerinden dünya devam etmiyor. Bugün çok yakın bir zamanda değilse bile çok da uzak olmayan bir süreç içerisinde NATO yeniden yapılanmak zorunda kalacak. Birleşmiş Milletler, hani Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dünya beşten büyüktür derken geleceği görerek konuşuyor. Geleceği görerek o gelecek adına sinyaller veriyor, işaretler veriyor. Çünkü artık dünya böyle beş kişinin tutağı arasından çıkacak sözlerle idare edilebilecek bir dünya değildir. Hızlı değişen bir teknoloji. İnsanlar şu bilgisayarın, şu oturduğumuz stüdyo içerisinde bak, üç arkadaşız konuşan, üçümüzün elinde telefonla birlikte internete bağlanıp ani sonuçları, o ilde oturan insanlar o sonuçları almadan anında bize ulaşıyor. Buradan öğrendiğimiz bu sonuçlar üzerinde konuşabiliyoruz, yorum yapabiliyoruz. Teknoloji bu kadar gelişmiştir. İstediğiniz anda, istediğiniz kişiye ve istediğiniz bölgeye ve istediğiniz ülkeye ulaşabiliyorsunuz. Böylesine baş döndürücü bir teknolojinin hakim olduğu bir dünya sistemi içerisinde her şey değişirken, her şey yeniden yapılanırken, askeri alanda yeni konseptler, siyasi alanda yeni ittifaklar, ekonomik alanda yeni işbirlikleri oluşturulurken, efendim Türkiye değişmesin, yerinde kalsın.
Türkiye değişmesin, değişime hayır. E kardeşim sen nerede yaşıyorsun? Dünya değişiyor. Bu şartlar arada 57 değişiyor. İlde evet önde gidiyormuş. Bunu da belirtelim. Evet, arkadaşlarımın da söyleyecekleri vardır. Ben haksızlık yapıp onların zamandan çalmayayım. Yani İsmail demek Bey, istediğim zaten bu şartlar içerisinde Türkiye'nin değişmesinin elzem olduğunu ben görüyorum. Bir de burada sadece bir şey olsun diye onu da ifade etmek isterim. Buyurun. Bugün Tayyip Erdoğan çok ciddi manada hedef alınmıştır. Eleştirilmiştir, diktatör denilmiştir, şu yapılmıştır. Bunların hepsi Avrupa başkentlerinde hazırlanan ve Türkiye'deki işbirlikçilerine seslendirdikleri kampanyalardır. Şimdi İmam-ı Şafii'ye sormuşlar. Fitne uyandığında hakikati nasıl bulabiliriz? İfadesi şu. Siz düşman tarafından gelen okları takip edin. Düştüğü nokta, hedef alınan kişi hakikattir, doğrudur. Evet. Bizim milletimiz İmam-ı Şafii'yi bu sefer dinlemiş olduğunu ben bu sonuçlar üzerinden anlıyorum. Yani düşman okları bugün buraya gelmeden önce de ve son bir yıldır sürekli olarak Avrupa basını takip ediyorum ve Avrupa'ya gidip geliyorum. 33 yılda yurt dışında Avrupa başkentlerinde gazetecilik yapmış birisi olarak sürekli oraları takip ediyorum. Oraları iyi biliyorum ve şunu görüyoruz. Güçlü bir Türkiye istenmiyor. Üreten bir Türkiye istenmiyor. Sürekli olarak kendi kontrollerinde ve kendi emirlerinde olan eski Türkiye geleneğinin devam etmesini istiyorlar. Onları sorgulayan, onların yanlışlarını yüzlerine haykıran, onların emrinde değil, Türk milletinin hizmetkarı olan bir lider olduğu için Erdoğan'a diktatör diyorlar. Eğer Recep Tayyip Erdoğan onlara hizmet eden birisi olmuş olsaydı, bu referandum süreci içerisinde hiçbir Avrupa ülkesi, hiçbir bakanımızı bu şekilde onurumuzu rencide edecek şekilde terslemeyecekti. Onları havaalanlarında çiçeklerle karşılayacaklardı. Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör denilmeyecekti. Onun için artık bu millette bu kadar aleyhte olan bir kampanyanın sebebini bir yerde irdelemek, araştırmak zorunda kaldı. Hı hı. Bunun tabii sonucu olarak da milletimiz hakikat buradadır, gerçek buradadır. Bizi biz yapan değerleri yeniden ihya etme adına yola çıkan bu uzun adamı yalnız bırakmamak konusundaki kararlılığını bu referandumda da göstermiştir. Evet, biraz sonuçlarla devam edelim. Türkiye genelinde sandıkların %36'sı açıldı. Katılım oranı %84.6. Evet, %60.39. Hayır, %39.61. Sayın Öz, az önce siz dediniz ki %25 civarındayken sandıkların açıldı. Şu an %36. Genel seçimlerdeki, normal seçimlerdeki kadar aşağıya inmez dediniz. Programı biz %62 küsür, %63 civarında açtık. Şu an %60.39. Az önceki teziniz hala devam ediyor mu? Yani tabii ki. Yani o makas yani genel seçimlerdeki kadar olmaz. O kesin yani. Ben yani %55'e düşmez mi diyorsunuz? Yok, ben tahmin etmiyorum. Öyle bir şey olacağını ben tahmin etmiyorum. Çünkü ortası %58 gibi kapatacak. Yani en azından %58-59 o bantlarda falan kapatma ihtimali daha yüksek. Ben öyle görüyorum. Hatta bir de buraya tabii yurt dışı oylarını da buna eklediğiniz zaman ki yurt dışı oyları bu sefer az değil. Ezici bir çoğunluk milyona vardı. Kadar. Yani bu %1-2 evet, belki. Fazla yani. Dolayısıyla bir şey var ve onun da etkileme ihtimali çok yüksek. O açıdan ben bunun hani işte %58-59'larda falan dengelenebileceğini düşünüyorum. Bu benim şu anki tahminim tabii. Hı hı. Neticede. Fakat burada şunu da söyleyebiliriz. Yani ben buradan bunu söylerken bazı illerin rakamlarına da bakıyorum. Hı hı. Özellikle MHP'nin tabanının da iyi olduğu illere baktığımızda aslında son virajda o yapılmak istenen bir şeyin de hiçbir şey tesiri olmadığını buradan görebiliyoruz. O manipülasyonun. Eyalet. Evet, o meselenin hiçbir tesiri olmadığını buradan görebiliyoruz. Çok yüksek noktada oylar var o illerde de. Dolayısıyla da inşallah Türkiye bu anlamda hakikaten önemli bir zemini yakalamış gibi görünüyor. Şunu görmek gerekiyor. Yani illerin bazıları bizi çok farklı noktada şaşırtabilirdi.
Ama ben şunu söyleyeyim, yani çok yüksek hayır çıkması ihtimali düşünülen yerlerde bile aslında evet hiç küçümsenmeyecek oranda yüksek görünüyor. Mesela Diyarbakır'da yani, %35 evet oranı. Size göre nasıl? Mesela İzmir'de %35.9 evet. İşte evet. Dolayısıyla mesela bunlar neticede yani zaten... Fena bir oy oranı değil mi diyorsunuz? Yani evet. Bu anlamda düşündüğünüzde tabii ki yani hayır çıkmasının çok yüksek ihtimal gibi görüldüğü yerlerde yüzde yani evetin de bu kadar oy oranıyla önde kapatması aslında da, genel oylar açısından önemli. Onu siz, söylemeye çalışıyorum. Size şunu yani da sormak istiyorum. Siz dediniz ya ben iller bazında takip ediyorum diye. Yine herhalde her ne kadar bir halk oylaması referandumda olsa ideoloji oldukça etkili değil mi? Zaten şöyle söyleyeyim. Burada seçmen davranışını önemli ölçüde etkileyen şey aslında burada bir yani bir şeylere, bir anayasa paketine maddeler üzerinden bakarak bir evet bu önemli bir şey. Fakat aynı zamanda Türkiye'nin o kadim refleksi var ya, inanç, ideoloji refleksi. Yani burada işte Batı'nın buradaki devreye girmesi sonucu aslında o kadim inanç boyutu işin içine girdi. Ve dolayısıyla bugünkü oyların üzerinde son derece inanç faktörü önemli. Evet. Yani bunu görmemiz lazım. Batı'ya karşı olan o alınan tavırın içerisinde zaten duruş, o geleneksel duruş kendisini burada ortaya çıkardı. Yani maddeler sanki burada daha o zaman şöyle kaldı diyeceğiz ve dolayısıyla insanlar burada bir anlamda Batı'ya karşı var olma mücadelesi verirken bu inanç ve ideoloji eksenini de son derece önemsediler ve bu oylar bu şekilde burada konsolide oldu. Yani ama çok net Sayın Cumhurbaşkanı'nın lazım karizmasını ve liderliğini de herhalde. Tabii ki zaten zaten bütün mesele bu. Yani burada Türk milleti işte o liderinin gösterdiği o hedefte birleşebildi. Çünkü o buna hep vurgu yaptı. Yani Batı'nın yapmak istediklerine vurgu yaptı. Batı'nın oluşturmak istediği zihniyete vurgu yaptı. Kendisi bunu ne dedi? Bakın dedi, bu Avrupa, bu Batı bir Haçlı ve İhlal Savaşı çıkarmak istiyor dedi. Yani benim söylediğim söz zaten aynı yere gitmiyor mu, değil mi yani? Bir şey söyleyecek mesela herhalde, buyurun. Evet. Bu Diyarbakır sonucunu biraz da şöyle okumak lazım. Bazı çevreler, malum çevreler bilinçli olarak işte PKK göstermelik olarak hayır çağrısı yaptı. Aslında PKK evet çıkmasını istiyor. Çünkü bunlar Türkiye'yi bölecekler ve onlara özellik verecekler gibi bir takım kehanetler kendilerine göre şeylerde bulundular. Ama bu seçim sonuçları, yani bu son gelen ve henüz netleştirilmeyen ancak kendini göstermeye başladı rengi Diyarbakır sonucu şunu gösteriyor ki PKK ciddi manada, çok ciddi manada o bölgeden gelen haberlere göre öncesi gibi silahlarıyla göğleri basıp ve oralarda propaganda yapamamışlar. Gerçekten son dönemlerde Türkiye'deki güvenlik birimlerimizin verdiği o ordumuzun şerefli mensuplarının yönettiği operasyonlarla, bu arada da Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu cesaretli çıkışlarıyla ve operasyonlar üzerindeki hassas duruşuyla elde ettiğimiz bu neticeyi de takdir ederken ona da teşekkür etmeyi unutmayalım. Gerçekten Güneydoğu'da öyle bir operasyonlar yapıldı ki sonuç odaklı oldu. Öncesi gibi dağları bombala, birkaç ölüden ibaret değil. Efendim onlara önceden haber götüren şimdi kimse yok çok şükür. Ve bu operasyonların yöneten FETÖ'cü ve bir takım malum çevrelerin PKK ile işbirlikçileri yok. Onların ordu içindeki uzantıları, istihbarat içerisindeki uzantıları temizlenmeye başlandı çok şükür bu darbe girişiminden sonra. Dolayısıyla Güneydoğu'da ki hele hele şeydeki Diyarbakır'daki bu sonuç bize şunu gösteriyor. PKK gerçek anlamda Avrupa'nın desteğiyle birlikte hayra asıldı. Çok ciddi manada asıldı. O kadar yapabildiler çünkü daha önceleri son seçimlerde ve bir önceki 1 Haziran seçimlerinde PKK silahlı olarak köyleri basarak, oyları sandıkları kendileri oyları vererek ve korgular yayarak. Bu sefer de korku var. Bakın size söyleyeyim. Diyarbakır'da hangi bölgeden ne kadar oy çıktığını not alıyoruz diye PKK'nın yayın organlarında barbar olarak böyle bağıra bağıra seslerini duyurabildikleri kadar
ve aynı zamanda ev ev dolaşarak propaganda yaptılar. Biz nereden ne kadar oy çıkacağını not ediyoruz, sizinle hesaplaşacağız diyenler oldu. Dolayısıyla Diyarbakır'ı diğer bölgelerden biraz farklı tutmak lazım. Ama bu evet oylarının Diyarbakır'da bu kadar yüksek düzeyde de çıkmış olması, ben yüksek diyorum çünkü oran olarak bütün bu şeylere rağmen, bütün bu saldırılara rağmen oradan bu şekilde bir evetin çıkması da tatmin edicidir. Murat Bey, genel bir değerlendirme. Genel bir değerlendirme yapacak olursak bununla ilgili ya aslında... Da Diyarbakır, İzmir, Şırnak az önce yani, gördük. O özel yani İzmir özelinde buraya gelmeden önce başka televizyon kanalında konuştum. Bence İzmir yani hiç değerlendirmeye bile gerek yok İzmir'i. Yani yapılan yatırımın, Sayın Başbakan gidip orada oy kullandığı, yani verilen hizmetin maalesef ne kadar ideolojik bakış açısıyla hareket ettiğinin açık kanıtıdır İzmir. Ben İzmir'e tabii söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Aynı sistemi biliyorsunuz, belediye tabii yapamıyordu. Canım, oraya ya, Ulaştırma ya, Bakanlığı el atınca. Hani kart sistemine ya, geçemedi belediye. Ya İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili aynen. Belediye İzmir'e affedersiniz boklu su mu içirmedi? İçirdi, hala devam ediyor. Arsenikli su mu içirmedi? İçirdi, hala devam ediyor. Şurada iki damla yağmur yağsa İzmir'de İnsanlar paçalarını sıvıyor. Hatta onu da geçtim. Mazgallar yapmışlar. Mazgalların üzerine bazı bölümleri metal ayak iziyle bırakmışlar. Oralara basın diye. Yani su diğer taraftan hareket etsin diye. Yani ne yapmadı ki? Bunun çeyreğini İstanbul'da yapsaydı Büyükşehir Belediye Başkanı'nı görevden alırlardı. Ancak ne kadar ideolojik saplantılarla hareket edildiğini açık kanıtıdır. Benim İzmir'e söyleyecek hiçbir şeyim yok. 135.3'müş. Diyarbakır'a söyleyecek şeyim var. Diyarbakır, hı hı. Diyarbakır bazında kesinlikle üstadıma katılıyorum. Diyarbakır bazında maalesef bir dönem denildiği gibi hala da aynı şekilde toplanıyor. Ne derler ona? Oy kullanmaya giden kişilerden bakın biz hangi sandıkta kimin kullandığını biliyoruz. Maalesef bugün FETÖ geçtiğimiz seçimde özellikle 7 Haziran seçimlerinde bütün sandık müşahitlerinin isimlerini dağıtmıştı. Bütün yine benzeri şeyler oldu. Bakın biz aşağıda haber merkezinde topladık akşama kadar bölgede neler olduğunu. HDP'li sandık müşahitlerinin yaptığı tehditleri. Son oran Murat Bey %33.9 Diyarbakır. Evet. Sandıkları 171 açılmış. O bölge çetin bir bölgedir. Bakın o %33 var ya. Hı-hı. Emin olun alınlarından öpülecek adamlardır. Gayet yani büyük bir cesaretle ölüm riskiyle bütün tehditlere rağmen gidip tabii rağmen. Oy kullanmıştır. Görüyoruz. Diyarbakır'da bugünkü Bağlar'da gözaltına alınan, şimdi keşke ismini de getirmiş olsaydım buraya, HDP'nin bina sorumlusu. Kapının önünde insanları evet senin evet verdiğini biliyoruz, sana şunu yapacağız. Eve hayır vermezsen bak senin hangi sandıkta oy kullandığını biliyoruz. Şu 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 isimlerin sandıkları, bu sandıklardan hayır çıkmazsa hepinize şunu yapacağız dediğini biliyoruz. Yani 7 Haziran seçimlerinde oldu hakeza. Ağrı'dan bir tane milletvekili çıkaramadı AK Parti. Van'dan bir taneyi zar zor çıkarttı AK Parti. Niye? Bir bürokratik gevşeklik vardı. Bürokrasi de benim korkum zaten buydu. Hükümet bir şeyi icra etmeye çalışıyor ancak bürokraside bir gevşeklik olursa, hayır lehine, biz mevcut sistemden memnunuz lehine bir gevşeklik olursaydı korkum. Allah'a şükür bunun olmadığını görüyoruz ama dediğim gibi Diyarbakır'da, Mardin'de, bakın Mardin'de muhteşem bir şey yapılmış. Yani Mardin bir dönem bunların kalesi durumundaydı ama hemen altında, hemen aşağıda şeye baktığımızda, Adana'ya baktığımızda, Adana'da güya MHP çok güçlüdür, Adana'da AK Parti güçlüdür. Bakın kaybedilmiş bir Adana'yı görüyoruz. Şimdi kırmızıya evet, döndü. Kesinlikle. Bunların da hesabı sorulması lazım. Yani Adana AK Parti il başkanı kimdir? Daha önce hangi bankanın kapatılan FETÖ bankasının avukatlığını yapıyordu? Yani bunların da muhasebesini yapmak lazım. Yani teşkilatlar bir tabii sorgudan canım, geçirilecek. Yani şimdi şurada düşünebiliyor musunuz? Ben şeye gittim. AK Parti'nin İstanbul ve AK Parti ve MHP'nin İstanbul mitinglerini, büyük mitinglerini takip ettim. İnanın MHP'nin İstanbul mitingi 3'te başlayacak miting 4'e alındı. 4'te gelen kadro da zar zor oraya geldiğini gördüm. Yani birçok etken var. Birçok etkene rağmen milletimizin feraseti burada devreye girdi. Hollanda'nın kim kazandı, kim kaybetti dersek AK Parti ya da MHP kazandı demiyoruz. Hı. Şunu diyorum ben. Merkel kaybetti, Türkiye kazandı. Hollanda. Putin kaybetti, Türkiye kazandı. Hollanda kaybetti, Türkiye kazandı. Obama'sı, Trump'ı kaybetti, Türkiye kazandı. İsrail kaybetti, Türkiye kazandı. Kim kazandı? Mazlumlar kazandı. PYD kaybetti. Neticede inşallah bunlar... Evet, 3G bağlantımız var. Mehmet Bey çok özür diliyorum. Süleyman Usta, İstanbul Beyoğlu AK Parti ilçe başkanlığında, yanında da Beyoğlu AK Parti ilçe başkanı var. Sayın Usta.
Merhaba Yusuf Bey. Şu anda yanımızda ilçe başkanımız Avukat Harun Muş Bey var. Biz Türkiye'nin bu AK Parti hareketinin başlandığı ilçedeyiz. İlk bağlantımızı buradan yapalım istedik. Sevgili başkanım, son durum ne? Evet, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Yaklaşık 9 haftalık bir kampanya süresinden sonra bugün vatandaşlarımız gittiler. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Beyoğlu'nda da oylarını kullandılar. Milletvekillerimizle, belediye başkanımızla tüm okulları, sandıkları gezdik. Çok yoğun bir ilgi vardı, öncelikle onu söyleyebilirim. Vatandaşımız milli iradesine ve demokrasisine sahip çıktı. Türkiye genelinde olduğu gibi Beyoğlu'nda da katılım oranı yaklaşık %85 civarında olacağını tahmin ediyoruz. Şu anda henüz elimize net sonuçlar ulaşmadı. Arkadaşlarımız okullardalar, mazbatalarımızın takiplerini yapıyorlar. Sonuçlar geldikçe inşallah değerlendireceğiz ama Beyoğlu'ndan, Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçesinden tüm Türkiye'de olduğu gibi inşallah güçlü bir evetle Türkiye'ye selamımızı yollayacağız. Başkanım, ekrana baktığımızda %57.8, 58 civarında bir evet var. Ne diyorsunuz şu anki durumda? Tabii ki henüz sandıkların yaklaşık %49-50 civarında açıldığını görüyoruz. Öncelikle doğu saat dilimindeki illerimizde oy kullanma erken başlayıp erken bittiği için daha çok o bölgelerin herhalde sandıkların çoğunluğu açıldı. Orta ve batı bölgedeki şehirlerimizin sandıkları açılıyor. Şu anda hem İstanbul'da hem Beyoğlu'nda Türkiye'deki orada gözüken sonuçla aynı doğrultuda bir sonuç var. İnşallah sonuçlar kesinleşince hep birlikte milletimizin iradesini göreceğiz. Önemli olan şu, bu kampanya sürecinde gerçekten Avrupa ve Batı Türkiye'ye, Türk milletine çok büyük haksızlıklar yaptı. Çok haksız ithamlarda bulundu. Bu ülkenin %52 oyla seçilmiş meşru liderine, 15 yıldır bu ülkeyi yöneten halkın büyük bir teveccühünü kazanmış olan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Öyle ileri gittiler ki parlamento binalarının önünde terör örgütlerinin alnına silah dayanmış pankartlarını, resimlerini yayınlattılar. Çok büyük haksızlık yaptılar. Bugün Türk milleti tüm kesimleriyle, bakın ama tüm kesimleriyle bütün o Avrupa'ya, Batı'ya, Amerika'ya çok şiddetli bir tokat atmıştır. %85'in üzerinde bir oranda 85.6 demokrasisine sahip çıkmıştır. O bize demokrasi dersi vermeye çalışan Batı şu anda görsünler, hayatları boyunca bırakın bir halk oylamasını, bir genel seçimde bu katılım oranlarına ulaşmışlar mı, ulaşmamışlar mı? Önce buna bir baksınlar, kendilerini ölçsünler ve bitsinler. Türkiye bugün kararını vermiştir. İnşallah 2017 yılının 16 Nisan'ında yepyeni bir sayfa Türkiye'nin önünde açılıyor. Geleceğin güçlü Türkiye'sini, istikrarlı Türkiye'sini inşallah bugün hep birlikte temellerini atmış olacağız diyorum. Beyoğlu her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın liderinin yanındadır, AK Parti'nin yanındadır, milli iradenin ve demokrasinin yanındadır. Milli iradenin de yıkılmaz ve sarsılmaz kalesidir. Tüm seçimlerde, kritik seçimlerde bunu gösterdi. Gezi olaylarında gösterdi, 17-25 Aralık olaylarında gösterdi. En son 15 Temmuz'da gerek Taksim Meydanı'nda, gerek Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığımızda, gerekse yanı başımızdaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki Saraçhane Parkı'nda darbeci, FETÖ'cü teröristlere karşı omuz omuza, göğüs göğüse çarpışmıştır. Şehitler vermiştir, gaziler vermiştir. Bütün bu kazanımları, canı, kanı, teri pahasına elde ettiği bu kazanımları hiç kimseye Allah'ın izniyle yedirmeyeceğiz. Bugün güçlü Türkiye'ye merhaba diyeceğiz. Yeni bir günün, yeni bir dönemin kıyısında ve başlangıcında olduğumuza ben inanıyorum. Bugün tüm ülkemize, hepimize kutlu olsun diyorum. Teşekkürler başkanım. Değerli konuklar, stüdyodakiler, bizim şu anda Beyoğlu'ndaki canlı yayınımız burada bitiyor. Birazdan yarım saat sonra
Anayasa Komisyonu üyesi ve İstanbul Milletvekilimiz Avukat Haydar Ali Yıldız Bey'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Süleyman Usta'ya, Akit TV program yapımcısı Süleyman Usta'ya teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Murat Bey, sizde kalmıştık. Evet. Nerede kalmıştık diyeyim? O zaman şöyle devam edelim. Şöyle, şunu eklemekte fayda var. Şimdi bugüne kadar gelinen süreçte diyoruz ya, hani bize neyi göstermeye çalıştılar, neyi yaptılar? Yani Abdülhamit 30 küsür sene, 33 sene değil mi? 33 sene yani Turgut Özal'ın ifadesidir. Çok güzel bir ifadesidir. 91 senesinde başkanlık sistemini anlatırken söylüyor. Diyor ki 33 sene boyunca Abdülhamit Han bu ülkeyi idare etti. Bu toprakları bir karış toprağını kaybetmedi. O İttihat terakkiciler geldi. Bir bozuk para gibi harcadılar. Bozuk para gibi bugün bizi 800 bin kilometre karelik bu toprağın içine sıkıştırdılar. Tam anlamı gelmişken ek olarak söyleyeyim hani. 56 milyon dönüm arazi, doğru, petrol arazisi üzerine kaydetmişti. İttihat terakkiciler geldi, devletleştirdi. Ondan sonra hepsi gitti. 800 bin kilometre kareye bizi sıkıştırdılar. Ve bunun adına da zafer koydular. Ondan sonra da bize bu modeli, bu rol modelini biçtiler. Sürekli koalisyonlar doğuran, sürekli kayıplar doğuran, sürekli üzerimizden tankların, işte uçakların geçtiği bir sistemi bize hediye ettiler. Her defasında müdahale için bir bahane olsun diye. Millet bunu yıktı. Millet buna son verdi. Bu arada oy oranında oynama var. Biz canlı yayına girerken %62 küsur de girmiştik şu ana kadar. Sandıkların %55.4'ü açıldı değerli izleyenler. Referanduma katılım oldukça yoğun, %85.8. Evet oranı %56.85. Katılım daha yüksek, öyle görünüyor. 43.13'da yani yer. Katılım oranı da artıyor. Demek ki batıda katılım daha yüksek olmuş gibi. Evet, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi iller belirleyici olacak. Şöyle bir şey de var. İstanbul ve Ankara'nın ortalaması genelde diğer seçimlerde bize genelin ortalamasını verirdi. Bu sonuçlar üzerinden 3 aşağı 5 yukarı şahsi kanaatim şudur. 54-57 arası gider gelir bu. Yurt dışını da unutmayalım. Yurt dışını ben size söyleyeyim. HSYK'nın kayıtlarına göre 2 milyon 900 bin seçmen kaydı var yurt dışında. Türkiye dışında. Bunun 1 milyon 400 bin kadar 1 milyon 323 bin vatandaşımız oy kullandı, kullanan oy. Evet. Kullanılan oy 1 milyon 323 bin. 640 Türk vatandaşı bu seçimde oy kullandı. Dolayısıyla gümrüklerde de daha sonra devam etti. Onu da 50 bin olarak düşünülüyor. Dolayısıyla 1 milyon 375 bin oy kullanılacağı kesinleşeceği tahmin ediliyor. O arada bir şey olur. Ancak tarihinde ilk defa 47.8 oranında bir katılım oldu yurt dışından. Daha önce daha düşüklerdi. Bu verilere göre 2014 yılında 2.780.739 seçmenden sadece oy kullananların 230 bin olduğu, 230 bin. 2014'te sadece oy kullananların sayısı 230 bin. Yurt dışı için soruyorsunuz. Evet. Ama şimdi ise 1 milyon 323 bin vatandaşımız oy kullandı. 6-7 katı. Şimdi katlayarak geliyor. 2015'te biraz daha yükselmiştir bu rakamlar. Bu referandumda ise daha çok katılım oranının yüksek olmasının sebebi katlayarak yükselmesi ve %47.8 oranında yükselmiş olmasının sebebi şu. Vatandaşlarımız üzerine korkunç bir baskı yapılması katılımı arttırmıştır aslında. Evet oyu kullanıp da sandığa giderim mi gitmez miyim düşüncesinde olan vatandaşlar artık benim bu ihanetler karşısında sandığa gitmem farz oldu diye ifade ediliyor. Şöyle ki bugün Avrupa'da bilhassa Almanya'da anaokuluna giden çocuğa Recep Tayyip Erdoğan kim olduğunu sorun tanır bilir. Ama Almanya Başbakanı, Almanya Cumhurbaşkanı sorunu o çocuk size cevap veremez. Neden? Gece gündüz Alman televizyonlarının çeşitli kanallarında Tayyip Erdoğan aleyhinde korkunç bir karalama kampanyası yapıldı. Hı hı. Alman tarihinde ilk defa
bir başka ülkeyle bu kadar fazla ilgilenildi? Yine çok ilginçtir, ben referandum sürecinden biraz önce gitmiştim ki referandum sürecinde daha fazla yükseldi bu oran. İsviçre'de, Almanya'da, Fransa'da dolaşırken, bu benim eski yerlerim buralar, ben oraların başkentlerinde gazetecilik yaptım ve şunu gördüm. Kişilere asılan gazeteleri gördüğüm zaman Türkiye'de olduğumu zannettim. Çünkü bütün gazetelerin manşetlerinde büyük büyük puntolarla Tayyip Erdoğan adı var, resimleri var, Türk bayrağı var. Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya, çok şükür yavaş yavaş Türkçeyi de öğreniyorlar diye. Evet. Gerçekten öyle. Bütün gazeteler ortadan ikiye ayrılmış. Ve bir tarafında Türkçe, bir tarafında Almanca ilanlar verilmiştir. Alman siyasileri özel kampanyalar yapılmıştır. Alman Yeşiller Partisi ne hazindir ki bunun eş başkanlarından birisi de biliyorsunuz Türk asıllı Cem Özdemir'dir. Ve aynı zamanda Türk düşmanı diye. Şimdi Türk düşmanı olarak olduğu ortaya çıktı, tescillenmiş oldu. Önceden biliyorduk, ifade etmekte zorlanıyorduk. Ancak şimdi tescillenmiş oldu. Evet. Şimdi şunu görüyoruz burada. Son bize gelen haberlere göre Almanya'da hayır oyları kullanacak olan grupları belediye otobüsleri bedavaya taşımıştır. Özel servisleri konulmuştur. Bazı özel şirketlerden dün akşam da binalarının tepelerine nan yazdılar. Yani paralı, özel olarak paralı servisler, servis organizasyonları yapıldı. Almanya Sol Partisi, Yeşiller Partisi ve bir takım sivil toplum kuruluşları diye adlandırılan sol tantaslı bir takım örgütler. Bütün bunlara rağmen göreceksiniz, çok yakında açıklanacak, Avrupa'da tahminlerin çok çok üstünde ezici bir çoğunlukla evet çıkacak. Onların da bu oylara yansımasıyla birlikte benim kanaatim %55 ve 55'in üstünde olacaktır. Reklamımız var mı arkadaşlar, ona göre? Evet, reklamımız varmış. Dönüşte öz eleştiri yapacağız değerli izleyenler. Önemli sorularım olacak. Kısa bir reklam arız. Evet sevgili izleyenler, referandum özel yayınımız devam ediyor. Hemen sonuçlarla başlayalım ikinci bölümümüze. Türkiye genelinde sandıkların %65.4'ü açıldı. Katılım oranı gerçekten oldukça yüksek. %86.1 oranında katılım var. Ve evet %55.47 yurt dışı oyları şu an için yok. Bunu belirtelim. Hayır da %44.53. Sayın Murat Alan, sizinle başlayalım ikinci bölüme. Birinci bölümü kapatırken biraz da öz eleştiri yapalım dedim. Niye? Baktığımızda genel seçimlerde, tabii her ne kadar biz genel seçimle referandumu kıyaslayamazsak da, ama az önce de İsmail Bey'in belirttiği gibi ideolojik bir şey de var. %49,5 oy alan bir AK Parti, son 1 Kasım seçimlerinde yanılmıyorsam %12-13 civarında da bir MHP oy oranı vardı. Baktığımızda ne yapar? %62-63'e tekabül eder. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi %52'lik bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı AK tarafından seçilmişti. Bakıyoruz %55. Yani bu benim şahsi fikrim. Bana göre biraz daha yüksek olmalıydı. Nerede hata yapıldı? Bakın hata şu ekran kalsa çok da güzel olur. Kalsın beni görmesin. Arkadaşlar. Beni tabii. Görmesin. Millet tamam, buradan bir analiz bakın. Şimdi aşağıda iki tane, Hatay'ın yanında iki il var. Mersin ve Adana. Hı hı. Büyükşehir Belediye Başkanları hangi partiden? Evet, aynen öyle. MHP'den değil mi? Her ikisi de. Hı hı. Şimdi kim çalışmamış dememiz lazım işin asıl faktöründe. Ben aslında şeye gelecektim de araya şey girdi, başka bir teker teker söz devam girdi. Edelim, evet. Şimdi İstanbul'daki şeye geri dönmeden önce şu geçen haftaki büyük mitinglere. Şimdi o iki il CHP'nin telefonum burada.
Size şimdi gösterebilirim. CHP il başkanının ve ilde il milletvekillerinin Adana ve Mersin'deki il başkanları ve milletvekillerinin telefonuma seçim çalışması başladığından bu yana attığı mesajları belki 100 tanedir. Nerede Mersin Büyükşehir Belediyesi? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hiçbir çalışması yok. Adana'da ne yaptılar MHP'liler? Hiçbir şey yapmadılar. Ben gördüğümü söylüyorum. Bakın hemen dönelim İstanbul'daki az önce yarım kalan şeye. Bu bir saniye, bu bir rehavet miydi yoksa hayır, kasıt? İşin kötü yanı şu. Yani hayırcı mı? Sayın Devlet Bahçeli'yi dinlemeyen, hala MHP'nin içerisinde işte o eski Türkiye artıklarıyla iş tutan bir kesim ülkücüler. Yani evet, açık konuşalım. Ülkücü Akşener diyemem onlara da işte bir kesim bu Meral Akşener yalnız zihniyeti diyelim. Kongre kavgasını Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde halen devam eden. Tabii Mersin Murat Bey'in ifade ettiği doğrudur. Aynen katılıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisindeki kongre kavgası maalesef referanduma taşınmıştır. Bakın Mehmet Bey şuraya bakar mısınız? Mersin. Yani %60.6 Hayır, biz burada zaferi konuşmamız gereken durumda biz aslında şeyi konuşuyoruz şu ama durumda. Bunları da konuşmamız niye lazım. Bunlar niye önemli. Tabii ki niye konuşuyoruz? Yani bir kesim çalışmamış. Evet bakın diyorum ya, geçtiğimiz hafta büyük mitingler yapıldı İstanbul'da peş peşe cumartesi ve pazar. Pazar günü, cumartesi günü 2 milyona yakın kişi Yenikapı'daydı. Pazar günü 3'teki miting, 15'te yapılması gereken miting 16'ya alındı. İnanın zorla geldiler. Evet. Zorla 80-90 bin kişi. Şöyle bir iddiaları var, bizim bütçemiz yeterli değil. Yani bu kadar büyük mitingler yapamıyoruz. Ben burada Devlet Bahçeli'yi suçlamıyorum. Devlet Bahçeli çok büyük bir partisi çok büyük bir bataklığa götürülmek üzereyken büyük bir ferasetle partisini omuzlayan, kurtaran, geri adım atmayan bir adam. Siyasi hayatının sona ereceği kesinlikle bir süreçten döndü. Aynen öyle, ama ve lakin seçim sonrası zaferle sonuçlansa dahi her ne olursa olsun bu tabloyla yüzleşilmelidir. Adana'yı bu tablonun hesabı arkadaşlar sorulmalıdır. İşte Adana. Adana'yı söyledik. Şeyi kimdir? Adana'nın il başkanı hangi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partidendir? Bakın yerel ulusalı tetikleyen bir güçtür. Çünkü yerel hizmet götürür yerel. Bakın ne oran ne? %44.9 evet, %55.1 hayır. AK Parti'nin zaten bu taban oyuydu Adana'da yerel şeyde genel seçimlerde. Bu kadar almıştı AK Parti. MHP'nin oyları nerede? Nereye koyacağız? Evet. Yok ortada. Yani ne oldu? Adana'da AK Parti il başkanlığı iyi çalıştı diyebilir miyiz? Çalışmadılar, görüyoruz. MHP zaten yok ortada demek ki. Şu tabloya bakılacak olursa bu iki il, yani Allah'a hamdolsun ki Osmaniye toparlamış. Evet, ya maazallah orası gitse. Bahçeli'nin kendi memleketi olması hasebiyle. Ya orası gitse evet, hapı yutacağız demek ki. Böyle şey evet, olur mu? Evet. Yani bunun da hesabının sorulması lazım. Bu şey, hani defteri kapatıp şöyle sağ salim aklı başında oturup düşünüldükten sonra bunun da hesabı sorulması lazım. Ha ama kötü mü? Sayın Başbakanımızın sözü neydi? %50.1'di herhalde ya da %51'den sonra bir. Evet. Hepsi benim kabulümdür. Bu tablodan sonra bakın kimlerle savaştığımızı az önce hepimiz defaten burada sırayla söyledik. Yani Türkiye evet hayır oylaması yapmadı. Türkiye bir anayasanın oylamasını yapmadı. Türkiye istiklalini sağlamakla, istiklalin karşısında durmakla bir oylama yaptı. Ya sömürge olmaya devam edeceğiz, bize bir kişiden rolü oynayacağız ya da bu zinciri kıracağızın oylamasını yaptı. O yüzden seçim adaletli değildi. Bakın Alman gazetelerine Türkçe öğrettik, İsveç gazetelerine Türkçe öğrettik. Bir kendini bilmez çapulcu, bir kendini bilmez FETÖ'cü, bir PKK'lı İsviçre güya demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bir medeniyette, bir ülkede Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasına silah dayanmış bir fotoğrafı yayınladı. Aynı ülkeler şunu gerekçe göstererek bizim bakanlarımıza söz vermedi. Ne dedi? Otopark sıkıntısı çekiyoruz. Alanda güvenliğinizi sağlayamayız diyen adamların ülkesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasına silah dayanmış fotoğraflar İstanbul yayınlandı. İstanbul oy oranlarını alabilir miyiz arkadaşlar? Devam edin Murat Bey. Yani ama şunu da görmek lazım Murat Bey. Sadece MHP'ye karşı içerideki kavganın sonucunu konuşalım, tartışalım. O konuda %100 size hak veriyorum. Tabii Devlet Bahçeli'nin önce devletim ve önce ülkem ve milletim önceliğiyle yola çıkmış ve gerçekten tarihi bir kararla sürpriz çıkışıyla hem hükümetimizin yanında hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında dik durdu. Tabii. Bundan dolayı o zor süreç içerisinde göstermiş olduğu
o milli refleksle çıkışını takdir ediyorum. Muhakkak. Kendisine de buradan teşekkür ediyoruz. Ancak teşkilatına hakim olabilme noktasında çünkü bu operasyon 15 Temmuz öncesi kendi partisine yönelik FETÖ operasyonu olduğu da şimdi artık inkarı mümkün olmayan bir gerçek. Evet. Çok yönlü yıpratılmaya sürüklenmiştir ve kendi siyasi geleceği tehlikeye düşmüştü. Böyle tartışmaların olduğu bir süreç içerisinde maalesef olaya milli bir ruhla, milli bir refleksle bakılmadı. Evet. Daha çok bir kongre hesaplaşması. Ben şunu söylüyorum. Eğer o bir kesim ülkücüler Devlet Bahçeli hayır çağrısı yapsaydı onların hepsi evet oyu kullanacaktı. Yani bunlar Devlet Bahçeli düşmanlığı üzerinden MHP kongresini maalesef referanduma taşıdılar. Şimdi burada bir şey daha var. Bir kere şeyi de engel etmemek lazım. Ayrıca AK Parti teşkilatlarında ki çalışmalar yeterli değil. Mehmet yeterli Bey bir telefon olmadı. Bağlantımız varmış. Hazır değil mi arkadaşlar? Evet, hattımızın diğer ucunda Bilim ve Teknoloji Bakanımız Doktor Faruk Özlü var. Sayın Özlü. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Buyurun teşekkürler. Efendim. 54.62 evet oy oranı hemen ilk değerlendirmenizi alalım. Sandıkların evet. %72.4'ü açıldı. Şimdi aslında bu referandumun kriteri %50 artı bir alan başarılı sonuç o şekilde olacak. Dolayısıyla ortaya çıkan evet oyları %50 artı birin üzerinde neticede evet kararı çıkacak inşallah sonuçlanacak. Evet. Şimdi bunun tartışması olmaz. Yani 55'tir, 60'tır, 75'tir. Bakın yarışlarda bile göğüs farkıyla birinci olan birinci oluyor, kazandı ilan ediyor. Bu bakımdan ben çıkan sonuçta bir şey görmüyorum, bir sıkıntı görmüyorum. Bir ikincisi, biz tabii partimiz için, AK Parti için çok olumlu olmayan şartlarda referanduma gittik. Evet, kesinlikle. Bakın Türkiye aslında bir Suriye'de ordumuz savaşıyor. Orada bir operasyon yürütüyoruz. İkincisi ekonomide bir durgunluk var. Geçen sene bir darbe girişimi olmuş. Onun meydana getirdiği geçen sene 3. çeyrekte ekonomide bir küçülme olmuş. İşsizlik artmış. Türkiye için, AK Parti için çok olumlu olmayan şartlarda referanduma gittik. Bu büyük bir başarıdır. Bu şartlarda evet kararın çıkması bir büyük başarıdır diye de değerlendiriyorum. Sayın Özlü, çok sürpriz beklediğiniz iller oldu mu? Sonuçlara bakmışsınızdır. Olumlu ya da olumsuz. Ya da Doğu ve Güneydoğu'daki oy oranlarını nasıl buluyorsunuz? Şimdi Doğu ve Güneydoğu'daki oy oranları 1 Kasım'a göre çok güzel, çok yükselme var, büyük bir yükselme var. Bunları çok olumlu buluyorum. Batı'daki bazı iller daha iyi olabilirdi, daha iyi çıkabilirdi. Ama az önce bahsettiğim sebepler, gerekçelerden dolayı daha iyi sonuç almamızın önünde bir engel oldu. Peki. Evet. Şimdi aşağı yukarı bu sonuçlar çok değişmez. Yani %55, %45 diyelim bandına oturur. Ben sonuçların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'daki oy oranlarını nasıl buldunuz? Çok önemli bir şehir malumunuz. Aslında İstanbul için daha önceki gelen bilgiler çıkan sonuçtan daha şeydi. Hani başa baş bir durumdan hep bahsedildi İstanbul için. Tabii İstanbul bir büyük şehir. Biliyorsunuz 600 bin oy aslında %1 bir artışa ya da azalmaya sebep oluyor. İstanbul Türkiye'nin karması. Aslında hani daha önceki gelen haberlere göre İstanbul'da çıkan sonuçlar da bence olumlu. Diyarbakır önemli bir şehir yine. Özellikle Endek çatışmalarından sonra tabii. %33-35 bandında değişen bir evet oy oranı. Evet, evet. O da çok önemli. Diyarbakır çok önemli. Çünkü biliyorsunuz orada çok talihsiz olaylar oldu geçen yıl. Buna rağmen bu olayların sonucunda işte Hendekler vesaire ben
Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarımızın daha özgür şartlarda oy kullanabildiklerini ve bu sonucun ortaya çıktığını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz geçen 1 Kasım seçimlerinde Diyarbakır'ın sonuçları daha kötüydü partimiz açısından. Çok olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Size göre terör örgütü PKK'nın hala bir baskısı var mı Diyarbakır'da sonuçlara şimdi, baktığınızda? Dolaylı doğrudan 1 Kasım ve 7 Haziran'da doğrudan bir baskısı vardı. Referandumda, halk oylamasında dolaylı bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Ya beklediğinizin altında, üstünde nasıl bir oy oranı size göre? Yani sürpriz oldu şimdi, mu şu anki durum? %32.7. Diyarbakır'da daha iyi de olabilir, daha iyi olabilirdi. Ama az önce dediğim gibi yine orada eski yapılanmanın dolaylı bir tesiri hala var. Oradan daha iyi bir sonuç alabiliriz. Peki konuklarıma döneyim. Bir sorunuz var mı Sayın Bakanım? Murat Bey? Yani şunu sormak istiyorum. Sayın Bakanım, buyurun efendim. Daha iyi bir sonuç olabilirdi. Türkiye'nin beklentisi de buydu. Evet. Fakat sadece burada az önce de Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki iç kavganın referanduma taşındığı yönünde bir değerlendirme yaptık. Ancak ben şunu da sormak istiyorum. AK Parti teşkilatları gerçek manada referandumun daha başarıya ulaşması için beklenilen ve istenilen çalışmayı gerçekleştirmiş midir size göre? Şimdi ben aşağı yukarı 21 ile gittim bu referandum sebebiyle. Kendi ilim Düzce'de de aşağı yukarı bir hafta bulundum. Şimdi teşkilatlardaki arkadaşlar gerçekten büyük bir gayretle çalıştılar, uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Fakat bizim gittiğimiz yerlerde milletimizin bizden talepleri farklıydı. Yani iş talepleri var. Mesela en basit işte çoluğuna çocuğuna iş talepleri var. Biraz hani referandumdaki, halk oylamasındaki hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili sorulardan ziyade iş aş talepleri oldu. Bu bakımdan teşkilatlarımızın ben hani bunda biraz zorlandıkları kanaatindeyim. Sayın Bakanım, o halde şöyle mi diyeceğiz? Batı'nın ekonomik tetikçiliği kısmen başarılı oldu. Çünkü biz baktığımızda 2.80 civarındaki dolar birden fırladı. 4 liraya yaklaştı. Şu anda 3.60-3.70 arasında. Yani şimdi az önce konuşmanın başında ifade ettim. AK Parti için çok olumlu olmayan şartlar söz konusu. Kesinlikle. İşte ekonomideki tıkanıklık, dolar kurum, dolar ve euro kurumundaki sapmalar, ordumuzun sürekli bir operasyon gerçekleştirilmiş olması, geçen sene meydana gelen malum darbe girişimi, bunların hepsinin bir tesiri var. Topladığımız zaman tabii ki olumsuz etki meydana getiriyor. Çok teşekkürler Sayın Bakanım. İyi akşamlar, sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. İsmail Bey, şu anda oy oranı 53.93. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, tabii belki işte yayında ilk yayına çıkmanın getirdiği bir takım şeyler de var muhakkak. Sürekli revize olan bir ortamda konuşuyorsunuz. Hakikaten o makas, ilk baştaki makasın bu kadar daralmasını ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Batı sandıkları ama açılınca, batı, biz ilk batı geldiğimizde beni, doğru sandıkları üzerinden şöyle söyleyeyim, konuştuk. Özellikle İstanbul oyları beni mesela bu anlamda çok İstanbul'u şey yaptı. İstanbul'u bir alabilir miyiz arkadaşlar? Herhalde kadar, kafa kafaya neredeyiz? Işte, evet, ben İstanbul'u en daha farklı belirlerken İstanbul şu anda bizi biraz yanıltmış durumda. En azından beni çok yanıltmış durumda. Dediğim gibi yani şu anda vaziyeti kurtaran Karadeniz bölgesi ve İç Anadolu ağırlıklı olarak. Kesinlikle. Oradan gelen yüksek oylar dolayısıyla Türkiye genelindeki oy tablosu. Evet, İstanbul kafa kafaya. %50.5, %49.5. Evet, yani bu gerçekten çok farklı bir tablo yapıyor. Çünkü İstanbul çok büyük bir oy potansiyeline sahip bir il. Ve neticede de tabii ki Türkiye genelindeki oyları da ciddi oranda etkiliyor. Dediğim şöyle gibi, değerlendirmek yani, lazım İsmail Bey. Sayın Bakan dedi ki, yani biraz da şunu ima etmeye çalıştı. Bu oy oranı 50+1 de olsa lütfen bize haksızlık etmeyin. Ekonomik şartlar, Suriye, işte bildiğiniz gibi Batı'nın tavrı, işte muhalefetin tavrı %50+1 de olsa
başarıdır dedi. Şöyle söyleyeyim. Özellikle ekonomiye vurgu yaptı. Evet. Gittiğimizde bizden iş istiyorlardı dedi. Sanki hani bir genel seçim havası varmış gibi. Bu kriter üzerinden değerlendirelim. Ya şimdi şöyle bir şey var yani. Türkiye'de... Ya da şunu da söyleyeyim lütfen. Çok özür diliyorum. Hani Sayın Abdurrahman Dilipak da yazmıştı. Bir ay önce Yeni Akit Gazetesi'ndeki bir köşesinde AK Parti teşkilatları çalışmıyor diye bir öz eleştirisi de vardı. Bazı il teşkilatları diye. Evet. Vallahi şimdi burada mesela işte Murat Bey de az önce ifade etti yani işte tabii Mersin ve Adana örneği tabii ki burada yine Ege'de, enteresan bir örnek. Ege'de MHP'nin kalesi olan yerler silinmiş durumda. Yani. İşte burada yani acaba şimdi ben şunu da söylüyorum yani hakikaten şu son dönemde az önce ifade ettiğimiz şeyi bir revize etmek mi lazım? Hani bir de o da var. Hı hı. Yani son virajda işte acaba MHP'nin şimdi buradan daha spesifik olarak görebiliyoruz. Yani MHP'nin aslında olması gereken yerlerde MHP kendi iç kavgalarının sebebiyle mi MHP'deki bu oylar aşağıya doğru gitmiş vaziyette yoksa son noktadaki kafa karışıklığına belki bir takım açıklamalar yapılmış olsa bile eyalet sistemi meselesiyle ilgili acaba bunlar hani belli oranda da bunlar da bu işte çok etkili olmuş mudur? İki tane faktörün değerlendirilmesi gerekiyor bu anlamda. Yani dolayısıyla işte MHP'nin görünen o ki MHP'den gelmesi gereken oy tam olarak yansımamış. Yani bu en azından MHP'nin olması gereken illerden hareket ettiğinizde böyle bir sonuç da ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla da burada iki tane temel faktör var. Yani bir içerideki o kavganın belli tesiri var demek ki. Bir yandan da zaten var olan kavgada birilerinin elini güçlendirmiş bir argüman mıdır? Şöyle mi diyeceğiz var, değil yani mi? Doğu ve yani, Güneydoğu'dan evet, Kürtlerden beklenen oy oranı geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız burada açıklama zaten yaptı. Benim sözüm bağlayıcıdır dedi. Ve neticede Devlet Bahçeli de evet Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı'nın sözü bizim için yeterlidir, geçerlidir. Ama şimdi şöyle bir şey var yani biz hani gazetelerde, basındaki insanlar hepsi şunu çok iyi bilirler. Yani haberin ilk gittiği doz çok yüksek gittiği zaman bir sürü kitleye ulaşıyor ama bir de sosyal daha sonra, medya daha sonra şey siz bu dezenformasyonu kırabilmek için yeterli fırsatı bulamadığınız zaman sosyal medyada hala bu çığ gibi devam eden bir propagandaya dönüşüyordu bu. Yani bir şey gitti fakat arkasını toparlamanız için bir zaman gerekiyordu. Kesinlikle. O çok kısa oldu. O zaman da toparlanamadı. Yani bu manipülasyonu kırmak için yani yeterli MHP bir zamanınız yoktu. Yani iki gün kala bunun olması hakikaten yani bakın ben bir yani evet tarafında mücadele eden birisi olarak söylüyorum. Yani beni bile çok yani üzüldüm yani böyle bir şeye gerek. Niye insanlar durup dururken hani durup dururken niye böyle bir açıklama yapılmak istenir? Niye böyle bir açıklama yapılır? Beni üzdü. Sayın Bahçeli'm için diyorsun. Hayır yani ya o... Hani şunu demişti ya ben olsam danışman evet alırdım görevden diye bir açıklaması var. İşte o Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki orada mutlaka en doğrusunu verecektir. Yani kararı ona aittir. Fakat neticede biz bakın orada 2 aydır, 3 aydır ekranlarda biz bir mücadele veriyoruz değil mi? Evet. Bir yoğun mücadele veriyoruz. Yoğun bir İnsanlara mücadele. Bir şey anlatıyoruz. İkna etmeye çalışıyoruz. Sosyal medyamızda da. İkna etmeye çalışıyoruz. Herkes yani... Son kertede gelip böyle bir yani gereksiz noktada dururken yani gereksiz bir yerde bunları söylemenize gerek yok. Yani insanlar neyin olduğunu zaten görmüşken kafa karıştırmaya bir gerek yok hiç, yani. Evet. Anladın mı? Mehmet Bey buyurun. Bazı arkadaşlar evet aradılar dediler ki. Nereden? Anadolu'nun çeşitli evet yerlerinde. Yani şu var. Bugün Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümetin bakanları. Ankara sonuçlarını da alalım arkadaşlar. Bir de Ankara'ya bakalım. Devam edin lütfen. Buyurun. Mehmet Bey. İl ilçe ilçe dolaşırken şunu söylediler. Sayın Cumhurbaşkanımız üzerine basa basa kabı kabı dolaşın dedi. Kabı kabı dolaşın. Ama ben dolaştığım yerlerde şunu gördüm. AK Parti teşkilatlarının geleceğinde hesabı olan, ilçe başkanı olma hesabı olan, belediye başkanı olma hesabı olan, siyasette biraz daha öne çıkma hevesi olan bir takım insanlar evlerinde yaptıkları sohbet toplantılarında kendilerini gösterme adına evetçileri kendi ve AK Parti tabanını kendi evine ve bu sohbet toplantılarına davet ettiler. Şimdi yani bir karşı tarafı ikna etmek var. Aynen. Şimdi ben bir toplantıya katıldım. Ben de davet edildim böyle bir toplantıya. Cumhurbaşkanımızın baş danışmanlarından Adnan Tanrıverdi Paşa'mız o sohbet toplantısına davet edilmiş. Gittiğimde baktım %100 tamamına yakını değil tamamı evetçi. Peki dedim daha sonra bana bir söz hakkı verdi. Ben şunu söyledim.
Keşke dedim Sayın Başkan buradayken, burada çeşitli konuşmacılar, siyasilerimiz, arkadaşlarımız, milletvekillerimiz buradayken, keşke biz burasını henüz kararını veremeyen kararsızlar ve karşı duruşu olan hayrıcılarla doldurabilseydik de bu konuşmaları onlar dinleseydi. Bu arada Ankara'da yani %48-52 evet. Yani tamam. Kendimiz çalıp kendimiz oynamaya başladık. Toplantılar yapıldı, yemekler verildi, büyük salon toplantıları yapıldı, yenildi, içildi, birbirini alkışladık. İşte şu geldi, bu geldi ama hep evetçiler bir araya toplanarak bunlar yapıldı. AK Parti teşkilatının en büyük hatası bu oldu. İkincisi, teşkilat içerisinde birileri kendilerini öne çıkarmak, demin de anlatmaya çalıştığım gibi adam diyelim ki belediye başkanı olmak istiyor. İşte bir bakanı, bir milletvekilini çağırıyor, etraftaki insanları topluyor, kendini göstermeye çalışıyor. Kardeşim, şimdi siyasi hesap değil, şimdi referanduma çalışma zamanıydı. Bunu yapmadıkları için teşkilatlar istenilen seviyede de gerçekten söylüyorum, bunu samimiyetle bir eleştiri olarak söylüyorum. AK Parti teşkilatlarının tamamına yakını değil ama önemli bir kesimi maalesef istenilen çalışmayı ortaya koyamamıştır. Neden? Çünkü dediğim gibi... Koyamamıştır mı? Koymamıştır mı? Yani şöyle bir şey var. Ben bir partili toplantıya katıldım. Bunlar arkadaşlarımız orada. Hepsini tanıdığımız insanlar. En son ilçe başkanı dedi ki, arkadaşlar dedi maalesef hala biz kendi üyelerimizden ve kendi içimizde teşkilatlardan ikna edemediğimiz ve bu işe hevesle asılması için harekete geçmesini beklediğimiz arkadaşları maalesef harekete geçiremedik diyor. Neden? Çünkü burada teşkilat içi hesaplaşma, yönetimde önceki yönetime gelenler falan filan vesaire, yani siyaset. Kişisel şeyler. Aynen mi? Öyle. Bu referandumda sadece Milliyetçi Hareket Partisi değil, AK Parti içerisinde de bir takım egoizm, ekolarını giderme, siyasi geleceklerinin hesapları peşinde koştukları için AK Parti teşkilatlarında da bu gibi olayları yaşandı maalesef. Ama ben öyle zannediyorum ki bu referandum sonrasında bunun hesabı sorulur ve bu teşkilatlar artık bir arınma sürecinden, süzgecinden geçirilmesi lazım. Şimdi evet çıktı. Yani sandıklara baktığımızda %84'ü açılmış, %53.32 yurt dışı oyları da gelecek. Ancak bundan sonra bence şahsi kanaatim, Murat Bey sizinle devam edelim. Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp yine başarılı olduğunu söyleyecek. Diyecek ki toplumun %48'i 46'sı da bu referanduma hayır dedi. Bir dakika, Murat Bey geçmeden ben size bir şey söyleyeyim. Tamam buyurun. Alman haber böyle ajansı, bir argümanla Batı da öyle devam edecek. Buyurun. Alman haber ajansı Deutsche Welle ve Deutsche Presse Agentur sabah yaptığı anonslarda şunu söylemiştir. %60 alsalar bile, yani evet oyları çıkacak olsa bile, %60 çıkacak olsa bile %40 bu tabi bu sisteme hayır demiştir. Dolayısıyla bundan sonra bunu konuşacağız. Yani, bununla mücadele edeceğiz. Meşruiyeti tartışılır demişti. Ama hele bu sonuçtan sonra İngiltere'deki Brexit'i kimse tartışmıyor tabii. Peki yani, onlara bazı şunu sormak lazım. Mehmet Bey, dünyanın hangi ülkesinde bir seçime referanduma %86.6 oranında katılım var? Evet. Dünyanın başka bir ülkesinde var mı? Bu kadar yüksek katılım tabii ki yok. Yani %86.6 oranında dünyanın herhangi bir ülkesinde katılım oranı var mı bir seçim? O insanımızın gerçekten Batı'da sürekli olarak ben bulunduğum 33 yıl süre içerisinde o dünya başkentlerinde, Avrupa başkentlerinde Türkiye sürekli bunlar demokrasiden ne anlar? Bunlar oy kullanmasını bile beceremezler. Sandıklara gitmeyi bilmezler. Bunlar kimi seçeceklerini ve kime oy vereceklerini bilmezler diye eleştiriler yapılır iken bugün hem Avrupa ülkelerindeki yüksek orandaki katılım hem Türkiye'deki bu referanduma milletimizin büyük orandaki teveccühü şunu gösteriyor ki bir demokratik ve demokratikleşme olgunluğunun Türk insanında yer bulmaya başlandığını, demokrasinin içselleştirildiğini çok açık bir delili olarak karşımızda durmaktadır. Dolayısıyla katılım hiç kimse eleştirme hakkı olmadığı gibi mevcut sonucun eğer dünyada demokrasi varsa, temayüller söz konusu ise uluslararası yani beynelmilel hukuka göre... Arkadaşlar İstanbul'u bir görebilir miyiz? Beynelmilel hukuka göre mevcut eğer 50.50'nin üzerine bir çıktığında
bu normal olarak bu süreci hiç kimsenin eleştirmeye, meşruiyetini tartışmaya, aşmaya hakkı yoktur. Ama Kılıçdaroğlu'nun tabii, huyundandır. Her seçimi kaybeder, her seçimden zaferle çıktığını söyler. Bunun için çok fazla bir yani önemi yok. Ben eminim ki yarın bu açıklamayı yapacak yani. Başarını yani. Göreceğiz. Yani İngiltere şeyi düşünelim. İngiltere'nin çıkışını düşünelim. Tabii. Eyvah. Kafa İstanbul'da kafaya hayır, çıktı. Bu arada İstanbul'da hayır. Hayır öne geçti şu anda İstanbul'da. Öyle görünen tabloya göre. Evet. 50.1. Hayır önde. Evet işte burada MHP'nin dediğimiz gibi az önce. Yani AK Parti'nin son 1 Kasım oy oranı kıyasladığımızda İstanbul'da. İşte MHP'yi de üzerine eklerseniz hayırın üzerine, CHP ve o bloğun üzerine, HDP, CHP bloğun üzerine bu rakamları buluyorsunuz zaten. Yani şöyle yerel oldu, bir partiye karşı 3 parti. Bir dakika yani, şimdi burada bir yanlış var Murat Bey. Sadece CHP ve HDP üzerinden bu olayı hesaplamayacağız. Tepki oylarını hesap edeceksiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranının yarısından fazlasının da karşı tarafa geçtiğini düşüneceksiniz. Işte zaten onu diyorsunuz ya, onu ekleyelim. Ben onu söyledim zaten. Yani. Hayır zaten onu söyledim. Ayrıca, bakın gecenin finalinde. Ayrıca ben şunu söyleyeyim. Diğer bütün sol tantaslı, küçük, irili, ufaklı partiler vesaireler Saadet Partisi'ni de bunların içine koyacaksınız. Evet, az belli bir oranda olsa Saadet Partisi'nin belli bir çok küçük de olsa bir oy oranı var. Onu da şeye katacaksınız. Büyük Birlik Partisi evet vereceğini söylemişti büyük ama. Büyük Birlik Partisi de ikiye bölünmüş MHP gibi. Orada da eskilerle yeniler arasında bir kavga var. Büyük Birlik Partisi'nin oranı zaten çok düşüktür. Bu referandumda evede gelenlerin yarısı olsa bile diğer yarısı şeye kaymıştır. O küçük parça bile bölünmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi bölünmüştür. Onların bir kısmı hayra kaymıştır. Ha bunu eğer seçim olarak seçime gidilmiş olsaydı. Sanki bir kısmından ziyade birçoğu kaymış gibi. Yani hayra. Dolayısıyla şuna bakacak olursanız eğer bu normal bir seçim olmuş olsaydı AK Parti tekrar bu seçim oranıyla tek başına iktidar olurdu. Onu değil size mi? Söyleyeyim. Tabii gayet tabii. Çünkü burada diğer oyların dağılımını hesap edeceksiniz. Tabii. Zaten AK Parti'nin buradan ciddi anlamda bir şey kaybettiği yok. AK Parti'nin oy kaybı yok. Evet referandumuna olan şeyin... Ankara'yı görelim arkadaşlar. Orası da önemli. Devam edin. Evet şu anda görünen İsmail bu tablo benim anladığım kadarıyla 53 bandında bilemedin 54. 53'ten aşağı düşeceğini zannetmiyorum. %85 açıldı. Zannetmiyorum. Gelen oylar açıldıkça düzelir. Yani 52. Yani kritik bir durum var mı sizce? Hayır, ben öyle bir şey görmüyorum çünkü yarısı şey etti yani seçim 81 yani bütün bundan sonra %14 kaldı. Yani bu tabii ki %50'nin altına Allah'ın izniyle inmez diye ben tahmin ediyorum. Şu anda %86.2 sandıkların Yani o yurt dışı oylar 51.3'te Ankara'daki evet oranı baktığımızda fakat dediğim gibi yani İstanbul son derece beni yanıltmış vaziyette ve hayal kırıklığına uğrattı. Çok işte dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Bakın, ben yine aynı sözü söyleyeceğim. Kırılma yeri geçen hafta işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin mitingini 3'ten 4'e aldıran kudret neyse sandıkta bugün hayır bloğuna destek veren de odur. Ama gecenin sonunda Allah nasip ederse öyle olacak, öyle şey yapıyorum. Sadece hayırcılar kaybetmeyecek, gizli hayırcılar da kaybedecek. Aynen öyle. Yani AK Parti'nin içerisindeki o küçük bir bulunduğu mevcut durumdan rahatsız kitle ve Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki önemli orandaki bu kitle de kaybedecek. Yine bunu televizyonu yeni açan izleyicilerimiz varsa, bizi ya Akit TV yeni açanlar varsa, burada sanki Devlet Bahçeli'yi hedef alıyormuş gibi bir algı oluşuyor ama değil. Devlet Bahçeli üstüne düşeni fazlasıyla zaten yerine getirdi. Çünkü şey yapalım. Yani getire FETÖ'cüler de var. Tabii. Bu karşı cephenin içerisinde FETÖ'cüler de var. Olmaz mı? Ama ya bu onun içinde DHKPC'si, PKK'sı, şusu busu da var. Hepsi bu şeyin içerisinde ama. Ben bu süreç içerisinde ama şunu söylüyordum. Evet. Bazıları bana diyordu ki efendim siz bize nasıl hain diyorsunuz? Hayır diyenler haindir diye. Ben de şunu söylüyordum. Ben kesinlikle hiçbir vatandaşımıza, hayır diyen vatandaşımıza hayır diyemem, hain diyemem. Hiç kimse hain değildir. Ama şunu biliyorum. Hainler hayırcıdır. Hainler hayırcıdır. Yani PKK'lılar... Ya her hayırcı hain değildir. Ancak... Ama her hain hayırcıdır. Yani bunu gördük bu onu şeyde, görmüş tabloda. Olduk. Murat Bey size göre bu MHP tabanını hani belirtiyorsunuz ya MHP'de bir kırılma var diye. En fazla ne etkiledi? Neden endişelendiler? Yani bu eyalet zaten, bölünme korkusu hayır, mu? Hayır değil. Ben eyalet ifadesi daha kullanılmamışken geçen hafta oldu bu miting.
Diyorum ya yani partinin yarısı yoktu. Kalan yarısı da zorla getirildiğini gördüm saat 4'te. Yani ama ben düşünün. Orada bir nokta virgül koyarsak şöyle bir şey de bir hakikat da var. Yani Cumhurbaşkanı gecesini gündüzüne katarak kelle koltukta dolaşırken her türlü suikaste açık, her tehdidin altında iken, bu kadar büyük bir mücadele içerisindeyken danışmanın da kalkıp böyle abesle iştigal olacak bir açıklama yapmış yani olması, ne gereği var Çin hiç gereksiz vermeyeyim ve yersiz bir şekilde yapmış olması, en azından bakın size şunu söyleyeyim. Kararsızların karar vermesinde etkili olmuştur. Bunu açık konuşayım. Tabii ki. Yani olumsuz hayır. Şuradaki bir puan, kaybolan bir puan onun kaybettiği puandır diye düşünüyorum. Son günün yani. Aynen öyle düşünüyorum. Yani Karadebe bana göre Cumhurbaşkanı'nın kararını beklemeden eğer zerre kadar vicdanı varsa istifa etmesi lazım. Bu saatten itibaren. Hemen istifa etmesi lazım. İki danışmanımı çünkü biliyorsunuz Sayın Uçun da böyle ilginç bir çıkışı vardı. Yani belki çarptırdılar ama hakkını da yemeyelim. Şimdi yani halkın... Türk milleti devletini yeniden kuracak. Yere. 28 o beyefendi 28 Şubat sürecinde de Kayseri'de belediye başkanıydı. Karatepe. Evet. Orada zaten bir sıkıntısı var. Orada da adamın zaten vardı bu mesele. Çok, yani benim abim orada çok o zamanlar sivri bir çıkış yaptı. O zamanlar benim abim orada da 10 Kasım'la ilgili çıkışını diyorsunuz değil mi? Üniversite öğrencisiydi. Hı-hı. Dolayısıyla o yılları çok iyi biliyor. Şu anda da kendisi zaten akademisyen. Yani en azından siyaset bilimi ve uluslararası alanında tahliller yapan, yorumlar yapan bir insan olarak onun değerlendirmesi de çok. O da çok üzülmüştü daha mesela. Daha çok sayın eski Cumhurbaşkanı'ndan nasıl, yani nasıl mesela yani böyle bir insan gelir de seçimlere iki gün kala böyle bir açıklamayı yapar ya. Eğer %60 bantında kesin olsaydı bu sonuç, evet, o zaman belki bu kadar üzerine gidilmeyecekti. Tabii ki. Ama bu saat itibariyle, yani bu sonuçlar itibariyle onun etkisinin olmadığını iddia etmek doğru olmaz. Mümkün değil. Asla olamaz. Konuşalım madem her şey konuşuyoruz. Kararsızlar üzerinde çok ciddi sıkıntıya sebep olmuştur. MHP kökeninden. Zaten adamın kafası tekrar, karışık sen geliyorsun burada başlamaya yapıyorsun. Arkadaşlar Kayseri ve Konya'nın yani sonuçlarını da alalım. Sayın eski Cumhurbaşkanlarımızdan Abdullah Gül'ün tavrı da eleştirilmişti biliyorsunuz. Hani zaten evet onlar, demedi. Bakın. Biraz onu konuşalım. Bakın şimdi burada şöyle bir şey var. Bunun zaten hep konuşulması gerekiyordu. Kayseri'yi alalım ben, arkadaşlar. Sayın Abdullah Gül'ün mesela o şeyde ben evde bakın o televizyonlardan ilk gelen görüntülerde Sayın Gül'ün şeyini bu 15 Temmuz darbe gecesi gösterdiği tepkiye ben biliyor musunuz yani evde hıçkırarak ağlayarak tepki verdim. Niye biliyor musunuz? Şunu söyledim. Eğer gerçekten siz 15 Temmuz gecesi gösterdiğiniz o cevval bir tavır gösterdi ya o gece mesela. 2-3 ay, 5 ay efendim böyle öyle mi böyle mi? Arada bir ne o tarafa ne bu tarafa net bir mesaj vermeden o geçirdiğiniz her günü ne dair o kadar içimden öfkelendim ki bu açıklamayı bu gece değil 3 ay önce, 5 ay önce efendim 1 sene önce yapacaktınız. Evet. Kimse kusura bakmasın ya. Yani. Yalnız biz neyi konuşuyoruz? Neyi konuşuyoruz? Evet. Biz ya zaferin üzerinden eleştireceğiz. Yani bu en azından bir de kendi cephemize ya bakalım. Kendi diyelim ki maazallah hayır şu hayır tarafına bir bakın. Evet. Yani Halk TV'si işte Doğan Medyası şusuna busuna. Şu an adamlar AK Parti ya da işte Evet Bloğunu %65'lerde %75'lerde görmediği için mutlu durumdalar. Biz, hı-hı, de yine aynı şekilde kendimizi bakın, %60'larda zaten, niye değiliz diyoruz. Bakın soruyoruz. Şimdi yani iyi şu tarafına bakalım. Ama yani açık bakalım. Şundan yani, ama İsmail Bey'in dediği evet, gibi yani hakikaten ya, evet, tabii, tecrübeli evet, siyasetçilerin evet, bariz hataları var. Tamam ben ya, evet, hata mı diyelim? Bakın, evet bu, yani biz hep öyle olmuş. Ya biz öz eleştiriyi önce ben başlattım. Sorun yok zaten farkındayım ama. Hayır şunu diyeceğim ben. Bir tepki olsun diye değil. Şöyle bir söylüyorum. Diyorum ki zaten bakın biz hep zaferdeki başarısızlığı konuşuyoruz. Yani şu kadar olsaydı daha iyi olurdu, şu kadar daha olsa daha iyi olurdu falan. Zaferdeki başarısızlığı yani zaferin daha fazla i̇şte olması meselesi. Öz eleştiri yapmadığınız da zaman heh, geleceği inşa daha edemezsiniz. Daha olamaz yani. Ama burada şimdi mesela bizim beklentilerimiz... Yani her şeyi halının altına da süpürmek olmaz. Hayır, asla değil. Tabii evet, ki yani burada mesela neticede sonuçta inşallah evetin olduğu bir tabii tabloda biz bunları yani söylüyoruz. Fakat niye %8 olan biziz. Niye %56, %57? Ben en azından kendim %55'in üzerinde bir evet, oy beklerken %60'lar civarında bir oy beklerken belki bu tablo Murat benim Bey, üzücü olan şu yani şu gördüğümüz tablo yani neredeyse AK Parti'nin evet, kendi oy oranı tabii, hani MHP'ye rağmen maalesef niye bakın, yüksek değil? Bakın ben açık konuşayım o zaman yeni bir tartışmayı daha başlatayım. Buyurun. Yani MHP'de koltuk değişir gibime geliyor şu saatten sonra eğer böyle devam ederse. Nerede? MHP'de koltuk değişir gibime geliyor. Zaten
ister istemez. Yani Sayın Bahçeli mi bırakıyor? Yani sarsılır durumunda. Şu bakın partisinin tabanına, yani İstanbul'u ekleyin. Yani çok basit bir muhasebe ya. Net oy oranlarına gerek yok. Bakın kalelerine bakın işte. Mersin'de Mersin Belediye Başkanı ne Büyük Yılmaz'dı. İsmini unuttum. Şeyle MHP'den. Bu süreçte bir yanlış var. O da şudur. Sayın Bahçeli kendi siyasi geleceğini hesap ederek partisini kurtarma adına bir rafa kaldırılan bu referandumu bir anda ortaya attı. Mehmet Hocam o konuda kesinlikle haklısınız. Bakın adam adamlığını gösterdi. O büyük harflerle yazılan adamlığını gösterdi. 15 Temmuz'daki duruşu da malum. Tabii. O tabii. Ayrı. Ancak eğer Milliyetçi Hareket Partisi o kavga süreci, o kongre sürecini yaşamadan bu referanduma gidilmiş olsaydı Türkiye'de %75 evet oylarıyla bu referandumdan çıkılırdı. Tabii. Ama Milliyetçi Hareket Partisi maalesef kişisel ve bir takım FETÖ'cü müdahalelerle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi yıpratıldı, küçüldüldü. Böyle bir süreçte henüz toparlanmadan, henüz kendine gelmeden referanduma gidilmiş olması MHP'nin katkısını azaltmıştır. Evet. Onun için tabii burada şimdi demin çok güzel bir şey ifade ettiniz. Burada demokrasinin ve demokratik temayüllerin sonucu olarak referandum evetle sonuçlanmıştır. Bunu tartışmaya açmak isteyen Batı önce kendine bakması lazım. Kesinlikle. Hangi referandumda ezici çoğunlukla bir sonuç alındı? Tabii. Hiçbir referandumda. Hatta Birleşik Krallığın bazı ülkelerinde %60 evet karşı çıkacağına rağmen. Onun dışında da şunu ekleyeyim devam edin. Yani, bakın reklam arasında ben not almışım yani. Bunu. Bakın reklam arasında Brexit %52. Tabii. Hollanda'da seçimlerde François Hollande %51.1 ile aldı. Bakın bu adamların başlatmak istediği tartışma bu aslında. Yani hangi birinde bizde yakalanılan, daha doğrusu AK Parti'nin seçim zaferlerinde yakalanılan bir oy. Yok. Tabii var, ve katılım oranı dediğiniz gibi oranı. %40'larda, %50'lerde, %60'larda maksimum İngiltere'de maksimum neydi? Şeydi. %50'ler. O kadar. Yani bakın halkın yarısı %50. Ya da özgürlükler ülkesi denilen Amerika'da ne kadar? Tabii hayır bakın yüzde Brexit'te %50'si ise %50'si sandığa gitmedi, %50'si gitti, %25'e %25'tir aslında. Dünyadaki siyaset bilimcileri demokrasi denen bu olguyu oluştururken aldıkları karar beynelmilel hukuku öngördüğü koşullardır. O da %50+1. Onun tartışılması hukuken mümkün değildir. Ancak etik olarak elbette referandumu kaybeden veya kazananlar arasında bu gibi tartışmaların olması da gayet normaldir. Demin Murat Bey çok güzel ifade etti. Kılıçdaroğlu biraz sonra televizyona çıkar ve büyük bir zafer elde ettiklerini söylüyorlar. Yani yenilgi ala ala zafer kazanıyor bu adam. Onun için öyle bir beklentisi normal olarak dünyanın hiçbir ülkesinde seçim kaybeden bir insanın ben zafer kazandım demesi kadar yanlış bir şey olamaz. Ama bu adam maalesef her seçimi kaybettiği için ve buna alışık olduğu için kendi kitlesine böyle işte sanki karşı tarafın yenilgisi benim zaferimdir gibi bir havanın içerisine giriyor. Evet. Aslında bu sonuç bütün karşı tarafın cephenin şeyine rağmen CHP'nin oyları değil bunlar. Bunu da bilmek lazım. Yani bu hayırlar CHP'nin oyudur. Kılıçdaroğlu sadece kendi partisiyle böyle bir şeye girse %20'nin üzerinde oy alamaz. Bunu da size söyleyeyim. Şunu da konuşmak lazım. Her şeyi konuştuk. Kürt oyları. Hani en fazla konuşulan bir diğer konuda Doğu ve Güneydoğu'dan gelen oylar. İsmail Bey size göre nasıl? Yani tabii ki oranlar aslında Güneydoğu'ya göre baktığınız zaman yine AK Parti tabanının aldığı oylar üzerinden baktığınızda bir kayıp yok. Ama AK Parti'nin üzerine bir şey konmuş olması noktasından baktığınız zaman orada da bir şey yok. Yani burada demek ki yani PKK'nın hala o bölgedeki etkisi devam ediyor. En azından yani PKK zihin, teşkilatlar mı azından, çalışmadı derseniz azından, hangisi? Şöyle söyleyeyim, en azından zihinlerdeki o endişeler belki hala ortadan kalkmış değil gibi zannediyorum.
Dolayısıyla burada mutlaka bunun için de bir zamana öyle anlaşılıyor ki ihtiyaç var. Devletin orada efendim müşfik tarafını ortaya çıkararak, cömert tarafını ortaya çıkararak, buradaki iş imkanlarını, istihdam imkanlarını daha da geliştirerek oradaki PKK'nın en azından zihniyet olarak şu etkili bu saatten olur. Sonra devletten başka bir otoritenin o bölgede herhangi bir faaliyet yürütemeyeceğine dair güçlü bir mesaj o bölgenin insanına verildiği zaman ben öyle zannediyorum ki bu millet burada böyle bir tabloyu ortaya evet, koymayacaktır. Bu arada şuradan yorumlayabilirsiniz yani. Ekrana bakarak İsmail Bey. Bu gördüğünüz tablo evet oylarının genel dağılımı. Evet. Genel dağılım olarak baktığımda. Yani şöyle az önce dedim ya, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bir bölümü. Mesela buradaki o çok yüksek oranda. Ben Bayburtluyum. En azından Bayburt tebrik bu anlamda birinci kendisi. Oldu. Değil evet mi? Hakikaten öyle. ben Bayburt'umla bu anlamda iftihar ediyorum. Yani ben Bayburt'un sağ seçmenin oy potansiyelini göstermesi açısından Türkiye'de hiçbir zaman yanıltıcı bir sonuç vermemiştir. Yani sağ seçmenin tavrını Bayburt'tan çok net okuyabilirsiniz. Dolayısıyla bu sefer çok yüksek oranda, yani o sağ seçmen refleksinin üstüne evet, çıkan bu bir tavırla İsmail Bey hayır tablosu. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'na bir katkı vermiştir. En azından onlar tabii dozunu gösteriyor. Kırmızı yani evet, daha kırmızıya gittikçe zannediyorum daha yüksek olan ve daha aza gittiğinde de azalan boyutunu gösteriyor. Bakıyorsunuz işte hakikaten öyle. Yani en azından Türkiye'deki tablo AK Parti zemininin daha yüksek olduğu yerler açısından bakıyorsunuz. Konya'daki oy oranı evet. Neydi? Ben kaçırdım herhalde, göremedim. Konya'da bayağı yüksekti. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda tam net hatırlamıyorum ama yüksekti. Orada. Erzurum %74. Erzurum %74. Yüksek bayağı. Ya işte buradaki bu yüksek oylar, yani %70, 75, 80 civarlarındaki oralara yaklaşan oylar, özellikle bu işte İç Anadolu bakıyorsunuz, işte Akdeniz şeyde de en azından Hatay Edin bu tarafına doğru da değil mi? Hatay'da da şu anda değişti. Yeşile doğru gitti herhalde. Hı hı. Yani burada öyle zannediyorum şu anda bakın %90'ı da geçti. %91. Yani herhalde işte bu yüzde yurt dışı oylarında kattığınızda işte %2'ler bandında, evet. %52'ler bandında bir şey çıkar inşallah. Ve renklendirmeye burada baktığımız zaman sanki evetler bir kuşatma altına alınmış gibi görünüyor. Etraftan her yerden değil mi? Yani evet. Sınır bölgelerinden bir ama Karadeniz'e doğru bir kaçış yolu bıraktılar evet. Yani. Bir de güneye oradan doğru tabii güneyde Suriye tarafına doğru bir evet, evet. Birkaç şey var. Yer var böyle. Evet. Ya bu gördüğümüz aslında AK Parti'nin İstanbul hariç İstanbul şaşırttı dolayısıyla. Evet. İstanbul hariç AK Parti'nin zaten Ankara %51 yani herhalde. Yani son 10 senedeki bütün seçimlerde çıkan tablosu. Ama AK Parti, AK Parti oy olarak baktığımız zaman İstanbul'da i̇şte zaten hani yine bizde herhalde oralara doğru o kadar %46, tamam, %47 var değil mi İstanbul'da AK Parti'nin evet. Parti olarak oyu? Ya parti. Zaten evet, MHP'yi bu yüzden evet. Diyoruz ya bakın evet. Doğu'da HDP'den AK Parti'ye kaymış. Yani evet'e kaymış evet. Ama Ege'de MHP'den hayıra kaymış. Yani evet'ten hayıra kaymış. Kaymamış. Hayır. He. Ege'de hayıra MHP'den hayıra gitmiş evet. Ama Doğu'da evet. HDP'den evet bloğuna evet. Kaymış. Yani bu inkar edilemez. AK Parti'den baktığınızda bir artış var. Tabii var. Ha çok ciddi olmasa da var. Bir artış benim var. Gördüğüm kadarıyla bu sonuçlar kesinlikle MHP'nin bu referandumda ciddi bir katkısı olmamıştır. Bu oylar AK Parti'nin oylarıdır. Evet. Yani en azından okunan iller yani bazında Sayın Bahçeli'ye iller bazında kritik etmiş. Hayır, şunu söyleyeyim. Sayın Başbakan aslında bu anketi biliyordu. Yani bu sonucu biliyordu. Onun için son evet. 50 artı 50 artı 1 şeydi. MHP'ye aslında MHP'ye doğrudan ne âlâ hani artı olsaydı. Ancak MHP'ye doğrudan AK Parti'nin isteği MHP'den şu mecliste bize oy verin. Yani meclis halka denkleminde bize evet halka taşıyalım. Gerisinde zaten hani 3 aşağı 5 yukarı ne olacağı belli. Çünkü parti MHP'de maalesef Milliyetçi Hareket Partisi bir iç savaşın içinden çıkmış. Zor bela kurtulmuş. Yani hani 15 Temmuz'da biz diyoruz ki dik durdu ama. Sizin ifadenizde Suriye'ye dönmüş. Ya tabii ki yani öyle ama hani gerçeği görmek lazım. Yani devlet, İç savaştan çıktı derken. Ya maalesef yani, bakın. Hakikaten de öyle ya. Ya bakın şöyle bir gerçek var. Şimdi karşımızdaki öylesine bir terör örgütü ki FETÖ'den bahsediyorum. Ne PKK'yla ne aklınıza gelebilecek dünya yüzeyinde herhangi bir örgütle hiçbir şekilde uzaktan yakından alakası olmayan güç bakımından, organizasyon bakımından. Çünkü PKK'nın dahi bir şerefi namusu varken bunların hiçbir şeref namus haysiyeti yok. Yani MHP'nin içerisinde neler yaptıklarını biliyoruz. CHP'nin içerisinde neler yaptıklarını biliyoruz. Bırakın daha onu. Hani madem konuşalım, rahat konuşalım. AK Parti'nin içinde ne dümenler çevirdiklerini biliyoruz. Siz hala hani diyorduk ya 16 Nisan bekleyelim bakın, sabır. Ben size şunu söyleyeyim. Geldi çat. 16 Nisan'dan sonra
AK Parti içerisinde başlayacak bir takım arınmalar, bir takım teşkilatlar üzerinde yapılacak olan FETÖ operasyonlarında ne neticeleri çıkacağını o zaman göreceksiniz. Tabii bürokratları da unutmayalım. Bakın başkanlık bunun için var. Başkanlık sistemi olmasaydı siz siyasi hani şimdi bakın CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun şu son 180 tane baylokçu var. Onları neden temizlemiyorsunuz? Bu işin siyasi ayağı nerede çıkışı var ya. Hani o işte o arkasını siz o nokta noktayı neyle doldurursanız doldurun aklınıza gelecek ifadeyle. O çıkışın arkasındaki şey dahi budur. Yani orada bir tongaya basacak da AK Parti diyecek ki hey ya bizim partinin içinde şu kadar var hadi bunları ayıklayalım diyecek de ondan sonra parti içerisinde şu an MHP'nin yaşadığı duruma gelecek. Hani belki bu olabilir kaygısı var. Belki bu olabilir sevinci vardı. Yoksa şu başkanlık sisteminin yegane hedeflerinden biri de az önce programdan önce bir başka yerde daha söyledim. Başkanlık sisteminin yegane hedeflerinden biri ekonomi değildir. Terörle mücadeledir. Evet. Siz terörü neye hangi kılıfa sokarsanız sokun. Sadece dağda omuzunda roket atan teröristten bahsetmiyorum. Terörle mücadeledir. Terörün siyasi ayağıyla mücadeledir. Terörün bürokrasi. Bakın valiler operasyonları yapıldı mı? Hani emniyetin neredeyse yarısı FETÖ'den alındı. Bir tane vali yok alınan. Yani demek istediğim o ki bu işin bürokrasi ayağına operasyon yapılıyor. Başkanlık sistemiyle. Yani Türkiye bir anonim şirket gibi yönetilmeye başladığında başkan ve alta sıralanan adamları yani sistemi bozmayacak. Yapıya müdahale edildiğinde atıyorum 81 ilin 81 il valisinde görevden alındığında sistemin işleyişini bozmayacak şekilde ilerleyecek. Bir sisteme geçtiğimizde göreceksiniz bununla mücadelenin yegane ayağı terörle mücadele olacaktır. Yani başkanlık sisteminin yegane ayağı. Son 3 dakikamız ama şu soru da önemli. Bunu özellikle Sayın Abdülkadir Selvi yazıyordu. Devlet Bahçeli nezdinde de büyük tepki çekmişti. Ne demişti? AK Parti'nin MHP'ye yanaşmasıyla Doğu ve Güneydoğu'da oyları biraz riske girmiştir gibi işte yazıları vardı. Büyük bir yanlış tespit oldu. Ortada Ege'de riske girmiş. Yani gördüğümüz Akdeniz'de. Değil. Yani o sadece tespit doğru çıkmadı. Tabii belli bölgelerde katkısı olmuştur ama ciddi manada Güneydoğu'da ve aynı zamanda Ege'de o sınır bölgelerindeki o kırmızı diye gördüğümüz yerlerde maalesef aleyhte olmuştur. Keşke öbür taraflarda topyekun MHP kökeninden bir bu tarafa evet oyları tam anlamda gelmiş olsaydı. Tabii. Oradan gelmediği gibi bu yandan da bize kayıp verdirdi. Tabii. Dolayısıyla sonuç yani %64'lerden bahsetmemiz lazımdı eğer Milliyetçi Hareket Partisi destek vermiş olsaydı. Yani şu birer durumda. Cümleyle alayım bundan sonra ne olacak? Bundan sonra son ne olacağını dakika. Ben şöyle değerlendireyim. Sonuca geldik. Bundan sonra hukuken hiçbir sorun çıkmaz. Bu sonuçlarda da herhangi bir değişiklik olmaz açık söyleyeyim. Yani %93 açık. Yani bu ya. Rakamlar biraz oynasa bile evet, sonuç şudur. Yani. Evet kesindir. Hı-hı. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihi milat olarak bundan sonra yeni bir sayfa açacak, yeni bir dönem başlayacak. Bununla ilgili olarak tabii evet oylarından sonra tabii 2019'da devreye girecek. Evet. Ancak onun öncesinde yeni siyasi yapılanmalar başlayacak. Kartlar yeniden karılacak. Aynen. Türkiye'deki siyasi yapının hukuksal bir takım değişikliklerle yeni yapılara kavuşturulmuş olacak. Yine bunun yanında son 1,5 dakika Mehmet Bey toparlayalım. Avrupa ve dünya genelinde ise sadece şeklen ve şık olarak ele alınıp tartışılabilir. Ama hukukenin hiçbir tartışılır yönü yoktur. İsmail Bey bir cümleyle. Vallahi inşallah dediğim gibi Türkiye için hayırlı olur. Sonuçta %50 artı 1'in üzerindeki her şey demokrasi denilen işte sandık sisteminin kullanılan her ülkede bu neticede bu şekilde karara bağlanmış olacaktır. Dolayısıyla herkese tahammül düşer. Kimsenin bunu sorgulamaya hakkı da asla olmaz. Ha gönül tabii ki daha fazlasını arzu eder mi? Elbette eder. Ama biz burada bütün batıya karşı, bütün terör örgütlerine karşı bir mücadeleyi konuşuyoruz şu anda. Ve dolayısıyla evetin daha fazla olması gerektiği noktasında konuşuyoruz neticede değil mi? Böyle bir tablodayız. İnşallah dediğim gibi ülkemiz için hayırlı olsun. Neticede hayır veren de, evet veren de hepsi beraber yine bu ülkede biz kardeş olarak, kardeş olabilmeyi başararak yaşamak zorundayız. Dolayısıyla buradan da bizi farklı noktaya götürmeye çalışacak herkese de en ağır bir şekilde cevabımızı verip bu
bu çatı altında beraberce bu rakamlarla birleşmeyi bilmemiz lazım. Şimdi Marmara'yı biz yaptık, sefasını onlar sürdü. Üçüncü havalimanını biz yapacağız, sefasını onlar sürecek. Yarın başkanlık sistemine geçeceğiz. Biz yine bu ülkeyi müreffeh bir şeye çıkaracağız. Sefasını yine onlar sürecek diyorum. Ve şunu da ekleyeyim. Bundan sonra 2019'u beklememek lazım. Bir erken seçime gitmek lazım. Başkanı süratle başkan olarak yerine yerleştirmek lazım. Ondan sonra yolumuza devam Devlet etmek lazım. Devlet bağırsaklarını tamamen temizlemeni tabii. Mehmet Bey son cümle. Şu çok sevindirici bir sonuç. Yüksek katılımın olması çok sevindirici. İki, hiçbir olayın şimdiye kadar hukuk not bulmaması, kanın akmamış olması, herhangi bir yaralama ve ölüm olaylarını duymamış olması. Diyarbakır'da da Diyarbakır'da. Ölüm olayı mı var? 3 oldu sonra. Evet, 3 ölüm mü var? Hı hı. O bölgeye has yani istedirmeyiz ama diğer bölgeler yani oranın dışında herhangi bir olay rastlanmamış olması bu demokrasimiz açısından sevinmiştir. Demokratik bir şekilde ilerliyor Türkiye'de seçimler. İyi evet, kötü yapabildiğimiz evet. En iyi o, şey dünya yani seçimleri yani hiçbir kişinin manipüle edemeyeceği geçerliliğini sorgulayamayacağı asla böyle bir tabloda bir seçim gerçekleştirebiliyor. Bu bizim için çok büyük bir şeydir dediğiniz gibi yani. İnşallah. Evet değerli izleyenler yaklaşık 2 saattir referandum özel yayını yapıyoruz. Evet oyları sandıkların %93.2'si açıldı. %86.7 oranında bir katılım var. Evet oyları %51.99 hayır %48.01. Değerli izleyiciler bizden sonra Caner Karaer devam ettirecek referandum özeti. Tabii ana haber bizden bu kadar. Aki TV ekranlarından ayrılmayın. İyi akşamlar.